Değerli izleyenler merhaba. Türkiye'de liberalizm deyince akla gelen ilk bir iki isimden birisi Besim Kibuk'tur. Teşekkür ederim. Kendisi sadece liberal partiyi kurduğu için değil, bütün ömrü boyunca hem iktisadi konularda hem siyasi konularda liberal değerleri savunduğu için haklı bir isim de yaptı. Bu şekilde programa girişimin sebebi 27 Mayıs'a liberal bakışın nasıl olduğu konusunda bu programı yapıyor olmamız. Çünkü 27 Mayıs konusunda çeşitli görüşler var. Devrimci görüş 27 Mayıs'ı göklere çıkarır, Demokrat Parti'yi yerin dibine batırır. Öbür taraftan da Demokrat Parti geleneğinde bildiğimiz şekilde 27 Mayıs'ın kötülükleri anlatılır. Besim Tibuk ise 27 Mayıs'a sadece 27 Mayıs vakası olarak değil, doğurduğu Kötü sonuçlar itibariyle de tahliye ediyor. O yüzden kendisiyle 27 Mayıs'ı konuşacağız. Ayrıca liberal olmasından dolayı değil, 27 Mayıs'ı çok iyi araştırmış. 27 Mayıs'la ilgili geçmişte yayınlar yapmış. Özellikle İmraldı üç Mezar, evet. Turhan Dilligil'in kaleminden bu kitabın yayınlanmasına vesile olmuş birisi. Ben önce Demokrat Parti deyince ne anlayalım ki ondan sonra 27 Mayıs'a doğru gelelim. Demokrat Parti deyince biz ne anlayalım? Şimdi Demokrat Parti deyince tabii ondan evvelki dönemi de düşünmek lazım. Muhakkak. Demem. Şimdi Türkiye'de büyük bir Atatürkçülük modası var. AKP de Atatürkçü oldu. Ondan sonra resmi tarih var. Ve resmi tarihte de birçok yalan var bilinçli bir şekilde. Beyin yıkanıyor. Onun için o 27 seneyi herkes muhteşem bir dönem olarak hatırlıyor. Maalesef. Maalesef Cumhuriyet dönemi çeşitli açılardan çok başarısız bir dönemdi. Bilhassa ekonomik açıdan, politik açıdan ekonomik da. Ekonomik açıda işte %7'ye yani ortalama, ortalama kalkınma hızı sağlandı, o, o, il sanayi tesisleri kuruldu. O, 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 o yalan. O, o zamanki rakamlar hep uydurmadır. Hep uydurmadır. Cumhuriyet döneminde kalkınma hızı bilmem neydi bunların hepsi palavradır. Şimdi... Tabi bunları söylüyorum. Birçok insana ters gelsin, araştırsın diye söylüyorum. O dönem çok kötü bir dönemdi. Sadece orada memurlar ayrı ayrı, ayrı ayrıcalıklı bir sınıftı. Zaten e, Cumhuriyet dönemi memur diktatörlüğüdür. Başta bir milli şef vardır bir de onun ve yardımcılarının seçtiği bir meclis vardır. O meclisi nasıl seçiliyordu? Millet de zannediyor ki seçim yapılıyordu zannediyor. <laughs> Önce Mustafa Kemal'e sorarlardı. O 30 kişi yazardı. Ha tamam bunlar tamam. Zaten kimi listeye koysan seçiliyor. Ondan sonra İnönü diyelim ikinci adam. İnönü de bir 100 kişilik liste verirdi. Geri kalanı Şeyin Genel Sekreteri Parti'nin ve yardımcılara doldururdu. Mesela Ahmetoğlu Mehmet hayatında Muş'u görmemiş. Muş'tan mebus seçilirdi. Yakup seç... Kadir Karasuva'nın oğlu Mardin milletvekili. <laughs> ne alakası var bu? <laughs> İstanbul ve Ankara dışında hiçbir yeri Anadolu'da görmemiş ya, bir Şimdi bir de bu nasıl oluyor biliyor musun? Liste yapılıyor. Tamam mı? Şey imzalıyor bunu. İntihap. <laughs> Cumhurbaşkanı da imzalıyor. Ondan sonra göğe ikili ondan sonra göğe da ikinci seçmen gibi bir dümen evet, yaratmışlar ülke bisani. Ha bunu tabii 1930'da Mustafa Kemal çok sefillik olduğu için ülkede ülkede 1900 yani Cumhuriyet dönemindeki sefilliği ekonomik yanlışları zaten ben başka programda sizle ekonomi konuşurken anlatırım. 1930'da Mustafa Kemal bir deneme yaptı. Yani dedi ki ya bu sistemde acaba halkın gazını almak için ve daha iyi bir yönetim için ikinci bir parti gerekebilir mi diye Serbest Fırka'yı kendi yakınlarına kurdurttu ki 1930 30 Fethi Okyar çok önemli bir adamdır. Çok değerli bir adam. <laughs> Nereden önemlidir biliyor musun? Atatürk bugün varsa onun sayesinde'dir. Çünkü Fethi Okyar olmasaydı Atatürk'ü zaten askerden ihraç edeceklerdi. Atatürk'ü evet, askerler ilham. Evet, evet. Şeyin e, şeylerine bak. Savunma Bakanlığı'nın, Harbiye Bakanlığı'nın Osmanlı zamanındaki kayıtlarına bak. Mustafa Kemal öyle tutunan ha, bir asker İterke değildi. i̇htiyar Terakki dönemini diyorsunuz. Evet, evet. Fethi Oker, İhtiyar-terakinin Evet, önemli bir adamdı. Öyleydi, evet. Devamlı Mustafa Kemal'i korudu. Evet, doğru. Onu, onu Bulgaristan'a askeri ateşe olarak yollayan o. İşte Çanakkale'deki bazı hatalarını örten o. Çanakkale'de Mustafa Kemal'i hep çok met ediyoruz ama onun başka planı da var yani ayrı mesele. Ondan sonraki başarısızlıklarında hep şey ona kol kanat gelmiştir İttihat ve Terakki'de. Fethi Okyar. Fethi Okyar. Serbest Fırkaya gelelim. Serbest Fırkayı Fethi Okyar'a kurduttu. Fethi Okyar zaten zamanında da başbakanlık yapan. Mustafa Kemal'e çok sadık. Kardeş gibi. Fikrende liberal. Fikrende liberal. Bu bir şans tabii. Şimdi serbest fırka kuvvetli olsun diye e, biliyorsun kız kardeşini de üye yaptı, yakınlarını üye yaptı Mustafa Kemal e, ve dedi ki halka ikinci bir parti var. Yani bunu seçerseniz bu. Yani Mustafa Kemal'in pozisyonunda bir değişiklik olmayacak. Şimdi Demokrat Parti'ye gelmeden evvel e, bu serbest fırka olayı aslında Demokrat Parti'ye benzer bir olaydı. Burada halktaki bıkkınlık, o sırada tabii şeyin çok tesiri var, onu da kabul etmek lazım. 29 Dünya Buhranı'nın. 29 Dünya Buhranı'nda, o da aptallıktır ha, Amerikalıların aptallığıdır. <laughs> ben bunu üniversitedeyken inceledim. O da basit bir tez diye. Ulan birden bir aklıma geldi. Kapatın borsayı birkaç gün. Dinlendirin. Evet. Çökmesine Çök, devam edin. Ya, yani yani panikte bütün milleti bırakmışlar abi. Yani onun sonra başkaları da tenkit ediyor benim gibi. Ondan sonra para basmayı durdurmuşlar, altına bağlamışlar. Yani o kadar salaklıklar yapılmış ki neyse uzatmayalım. 29 dünya buhranı bütün dünyada ham madde fiyatlarını acayip düşürdü. Sen de söylemiştin hani. Evet. 15 kuruş olan kilosu buğday 4 kuruşa kilosu düştü. Abi. 4 kuruş. Sen köylü olsan Düşünebiliyor musun? 15 kuruşa göre sen hasat yapmışsın. Anan ağlamış. 4 kuruş, 5 kuruş veriyorlar. Bu hepsine serayet ediyor. Üzüme de, fındığa da, incire de ve... Bunun getirdiği şey bunun üstüne biniyor tabii. Şevket Sireya Atatürkçü bir yazar. Değerli bir araştırmacı. Köylü aç ve sefildi diye yazıyor. Evet. Aç ve sefil. Bu arada... Bu parti çok büyük teveccüh gördü tabii. Özellikle Ege'de. Ege'de çünkü Ege Batı'ya daha yakın. Sebebi daha de Ege, Ege eskiden beri Batı'ya ihracat yapan, Levantenlerle işi olan, yani Batı dünyasına yakın Ege, ondan sonra Marmara. İç Anadolu ve Doğu Anadolu ondan sonra. Onun alakası fazla yok. Şimdi orada hele İzmir'deki o büyük şeyler, toplantılar, nümayişlerde, CHP'liler koltuklara gitmesin diye başta İnönü, Atatürk'ü korkuttular. Açıkça bu söylüyorum. Korkuttular Atatürk'ü. Bunlar seni de devirecekler diye. Hatırlıyorsun bunu? Var. Ya bu konuları iyi evet. bildiğin için evet. seninle konuşmam çok iyi oluyor. Sana çünkü şey soruyorum. Yani bu kayıtlar, belgeler ne, doğru sende mi, de ben? var. Evet. Mustafa Kemal'in Kemal en, en büyük zaten. hatası neydi biliyor musun orada? Devam edin kardeşim. Serbest Fırka gelsin ben onun başkanı olayım. Yani Serbest Fırka'nın Cumhurbaşkanı adayı yok ki. Hele Serbest Fırka'nın reisi, reisi Atatürk e Atatürk e de çok sadık. Ve ne? ve Atatürk'ü tekrar ediyorum. Atatürk'ü bu duruma getiren o. Gerçi Atatürk sonunda Vahdettin'in imzasıyla o göreve geldi ama Görevinde başarılı oldu. Başar milli çok başarılı lideri, oldu. İstiklal Harbi görevinde süper başarılı oldu. Emsalsiz bir başarı. Emsalsiz evet. bir başarıdır. Bir kere o zaten bütün yaptığı hataları siler. Yani ben şimdi onun birçok şeyini tenkit ederim ama İstiklal Harbi'ndeki politik başarısı ve askeri başarısı. Askeri başarısı muazzamdı. Şimdi bu sırada sen parti disiplini içinde Fethi Okyar'ın başkanı olduğu partiden çekinmene gerek yoktu. Ama baskı gördü. Yani CHP'nin ileri gelenleri bunu sıkıştırdılar. Ve maalesef maalesef bu dönem çok büyük talihsizlik oldu. Evet. Çok büyük talihsizlik oldu. Kapatıldı. Evet. Kapatıldı. Kendi kendini Ve feslekti, Evet. şey devam etti. Tek, Çek parti mi? devri. Ondan sonra Rusya'dan fabrika ithal ettik. Ay ölüyorum ya şimdi söylüyorlar bazı sorucular. Atatürk zamanında şu kadar fabrika vardı. Ulan çarlık zamanının teknolojisiyle fabrika getirdik be. Rusya'dan bir adam Rusya'dan teknoloji alır mı o zaman? O bilmem ne basma fabrikası açmışız. O demir çelik bir rezalettir. Karabük aptal bir yere yapıldı. Teknoloji aptal. Ya <laughs> hayret edilecek bir şey. Bunlar sonunda işte 2. Dünya Harbine girmedik. O konuda şeye teşekkür etmek lazım İnönü'ye. Evet. İnönü'nün çok büyük başarısıdır o. Çok büyük Ama 2. Dünya Harbi'nde de ekonomik olarak çok komik aptallıklar yaptık. Zenginleşeceğimize fakirleştik. Şöyledir bak 2. Dünya Harbi'ne girmeyen her ülke zenginleşmiştir. Niye biliyor musun? Harp edenlere altın karşılığı Sarpı. satmıştır. Arjantin'i, Brezilya'sı, İspanya'sı kimse. Bir tek Türkiye fakir kalmıştır. Ekonomiyi bilmedikleri için. Ekonomiyi bilmiyor bu çocuklar. Daha bilmiyor bunlar. Bunlar askeri şeyde yetişmişler işte. Yemeği de oradan yemişler, karavanadan yemişler falan filan. Sadece maaş biliyorlar. Bir de beyinleri şeyle yıkanmış. Tüccara düşmanlık. Hani bizi istismar et tüccar halkı istismar ediyorlar bu var ya kapitülasyonlar falan filan. Bürokratlar bunlar tipik. Bugün de aynı kafadalar. Ya bugün tartışmalarda adamlar ne diyorlar? Sermayeye yeterli vergi koymuyoruz diyor. Ulan sermaye gelsin diye uğraşıyoruz. Ve sol kesim söylüyor bunu. Ha gerizeği alıp bizi <laughs> muhalefet söylüyor. Bir de dış güçler diyorlar. Dış güçler bizi batıracakmış. Ulan dış güçlerin bizi batırmasının eline ne geçecek? Hiç. Bir taraflarına mı sokacaklar Türkiye'ye yani? Ayrıca <laughs> Türkiye'ye yaptıkları <laughs> milyarlarca dolar yatırımı batıracaklar? Mal ya, alamayacaklar, kafa, mal satamayacaklar. Kafa değişmiyor. Ona ona geberiyorum ya ben. Ben neye geberiyorum Atatürk... biliyor musun? Ben bütün konuşmalarda bu serbestliğe hep diyorum. Geçmişte olanlara bakın. Şüphelenin. Bak şüphelenin. 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 Merak edin ama bir de şüphelenin. Çünkü bazıları kasıtlı yazıyorlar. Bazı ekonomi yazarları maalesef sol dahtanlası, devletçi kafa, iş hayatını bilmeyen insanlar o iş, iş hayatını hiç bilmeyen adam ekonomi profesörü. Bir şeyler yazıyor, bir şeyler söylüyor. Saçmalıyor. Ama profesör olduğu için de bir otoritesi oluyor. Kardeşim geldik 1950'ye. 1946-50 arası İnönü'nün çok başarılı bir operasyonudur. Bunu kabul etmek lazım. Şeyi gördü, dünyanın ne tarafa evrildiğini, e, baktı. Biraz geç kalmakla birlikte Batı blokunda yerimizi aldık falan filan derken e, Demokrat Parti kuruldu ve iyi bir ilişki. İnönü, kaybedeceğini bile bile dürüst seçime razı çok oldu. Çok 1950. Şeyler zaten onu çok iyi biliyorsun. 48'de de birlikte bir manifesto yayınladılar. Evet şeyleri tasfiye etti e, demokrasi aleyhtarı CHP'deki ekibi. Yerine daha mülayim bir ekip getirdi. 17 sonuçta, 17 Temmuz bir evet, Sonuçta aslında Türk tarihinin en güzel olaylarından biri oldu. 1950. 50, 14 Mayıs kan dökülmeden gayet efendi bir şekilde yeni bir parti iktidara geldi. Bir kere millet rahatladı. Bir, bir rahatlama oluyor yani. Çünkü birinden çok çekiyorsan, yeni gelen herifin ne olduğunu bilmediğin için daha kötü biri olsa rahatlıyorsun yani. <laughs> Demokrat Parti bir rahatlattı. Arkasından Demokrat Parti müthiş şeyler yaptı. Müthiş şeyler yaptı. Mesela hukukta reform yaptı. Hatırlıyor musun? Hakimler benim yatak odama bile girebilirler demişti. Menderes. Evet. Ee, basını serbestleştirdi. Ondan sonra ekonomide Müthiş şeyler oldu. Ya o köylerde yol yoktu be, su yoktu. Tabii, tabii. Devlet Köy ekonomisini, durumda, evet. köy ekonomisini şehre bağladı ve Amerika ile Batı ile olan ilişkilerinde çok iyi yardımlar alarak ülkeyi gerçekten o fakir, fukara, sefil durumdan çıkarmaya çalıştı. İlk dört senesi muhteşemdi. Onu söyleyeyim. İlk dört sene. İlk dört evet. İlk dört Metin sene. Toker de Demokrat Parti'nin altın yılları diyor. ilk dört sene için. Ben Metin Toker'i sevmem ya. Yani. Boş ver. S sevmediğiniz bir isim olduğu için dediğinin daha fazla ağırlığı ya, bir olabilir. olabilir. Metin Toker bile diyor bile. ki Demokrat Parti'nin altın yılları. Şimdi 54'ten sonra seçimler oldu. Ve Demokrat Parti'dekileri de unutmamak lazım. CHP'de yetişmiş adamlar bunlar. Bunlar Hepsi, İngiltere'den gelmiş adam değil. Değil. Hepsi tek parti devrinde yetişmiş adamlar. Tek parti zihniyetine sahipler. Ha, bir yerde de diyorlar ki eskiden CHP onu yaptı, biz de bunu yapalım havası çok şey, başta Celal Bayar'da. Başta Celal Bayar'da. Evet, evet. Orada çok talihsiz bir olay oldu. Demokrat Parti'nin kafası çalışan üst düzey kesimi ayrıldı, Hürriyet Partisi'ni kurdu 55'te. Onlar liberallerdi. Evet. Onlar İşlerinde Turan vardı. Güneş de var. Bravo. Feyzi Lütfi Karasumanoğlu fırlanta gibi Pırlanta bir isim mi? en başta. En başta. O da önemli bir adamdı. Muhakkabı Turan Güneş o zaman değerliydi. meşhur değildi. O zaman genç bir çocuktu. Evet. Ya o sana bir şey anlatayım ben. <laughs> 2000 yılında Liberal enternasyonalin 50. yıl dönümü diye Oxford'a bizi davet ettiler. Öyle bir internasyona mı varmış var. bilmiyorum. Liberal Internasyonal ligi şeyini bilmiyor musun <laughs> ya? <yani? gülüyor> hakikaten bilmiyorum yani. Sosyalist enternasyonel biliyorum. Bir de yeni yeni faşin interneden bahsediliyor ama onu bilmiyorum. Sen şimdi bunu bilmiyor muydun ya? Yok hakikaten liberal Seni sildik mi? abi defterden. Kusura bakma. Bundan büyük yanlış olmaz abi. <laughs> bir bakayım araştırayım. <laughs> şimdi zaman, liberal. Evet. Onlar da 50'de kurmuşlar. 1950'de demişler Siz ki Sizi çağırdılar. Bizi de davet ettiler tabii biz Türkiye'nin en büyük liberal demokrat partisi yakında iktidar olacağımızı da biliyorlar akıllı adamlar yani. <laughs> Bu Besim Tibuk Türkiye'ye ele geçecek sıcak aldığına göre. 151 oyuna geliyor. <laughs> <laughs> Yüzde ne 51 60 70. Biliyorsun bizim apartmanda yapıldı 70 çıktık o zaman. Öyle öyle. Evet. <laughs> gittik şeye Oxford'a. Tabii Oxford'a gittik konuşmalar esip gürlemeler ulan inceledim baktım 1950'de Demokrat Parti Liberal Enternasyonal üyesi. Aa, Ve ki bunu da ilk defa diyor. Kim gitmiş oraya biliyor musun? Kim? Delege olarak. Süreyya Aoğlu. O ilk kadın avukat. Evet. Evet. Ya o Samet yaşardı. Ablası. ablası. Ya gözlerim yaşardı ya. Gidiyorum Hakikaten. Oxford'da. 1950'de Demokrat Parti sonra ayrılmış üyelikten muhafazakâr bir yere geçmiş. <laughs> Neyse bu 55'te senin çok iyi bildiğin bu hareket aslında Demokrat Parti'den kopması çok büyük talihsizlik oldu. Onlar kuvvetler ayrılığına inanan, e, kesinlikle. anayasa mahkemesini, mahkemesini savunan, işte hürriyetlere basın hürriyeti, ispat, hür ispat, hakkı. birçok şeye inanan insanlardı. Bunlar 57 seçimlerinde muvaffak olamadılar. Sonra CHP ile birleştiler ve CHP'yi bayağı değiştiriyorlardı yani. Kesinlikle. CHP'ye bir entelektüel şey kattılar. Evet. O konuda şey bir kitap yayınladı ya. Bizim eski Turizm Bakanı. Neydi adı? Ertuğrul Ertuğrul, Ertuğrul Günay. Günay. Ertuğrul, Ertuğrul Günay. Günay. O kitabı çok değerli bir kitap evet. Çok değerli bir kitap. Bir onu, onu sen gene koy herkes okusun. Evet. Ertuğrul Günay'ın Hürriyet Partisi kitabını okusunlar. Kimse farkında değil o partinin. Bence Demokrat Parti'deki bozulmanın başı 55'tir. Ancak bu demek ben değil. Ben Bir şey söyleyeceğim burada. 1954 seçimleri yapılıyor. Menderes %60'a yakın oy. Meclisin %90'ı Demokrat Partili. Kırşehir Osman Büyükbaş'ı seçmiş. Evet. Onun için aptallık. Celal ya. Bayar. Celal Bayar Size işte bahsettiğiniz baş sorumlu Celal Bayar'dır diye tarihi belgelerde onu doğruluyor. Diyor ki şu Kırşehir'e bir haddini bildirin. Bütün Anadolu bize veriyordu. Bu zeniye vermiyor. Kafaya Kırşehir'e Şey kafası. Güç zehirlenmesi bu. Güç, hayır faşist kafa. Hem İttihat Terakki kafası, hem Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kafa, evet, tek parti kafası. Evet. O terbiyene yetiştirdikleri için tabii Abi, tabii için. düzelmemiş o adam. O terbiyene. Şimdi çok doğru söylüyorsun ya. O ne salaklıktı ya. Kur şeyi %90 sonra, Gerçi sonra il yaptılar ha. Sonra yaptılar. Bir ama, sene sonra yaptılar ama rezil oldular. Rezil oldular. O hala o konuşuluyor. Tabii tabii. tabii. Şimdi 55'ten sonra Gene daha iyi bir idare var. Birçok güzel şeyler yapılıyor. Yollar yapılıyor, barajlar yapılıyor. Mesela Ortadoğu Teknik Üniversitesi o zaman temeli eee Demirçelik, Demir Çelik Erge Üniversitesi, Erge hani Türkiye Deniz Teknik Üniversitesi. Ben onun için yakın dönem Türkiye'de 50-54 arasını altın dönem olarak görüyorum. 54-60 arasını gümüş dönem olarak görüyorum. Gene de bunlara yakın hiçbir dönem yok. Yani ne Demirel, ben Özal'ı çok sevmeme rağmen, Özal dönemi dahil hiçbiri buna şey yapamaz. Çünkü burada hem dış politikada dış politikada da çok başarılıyız. NATO'ya girdik evet. Ya o NATO zaten müthiş bir şeydir o. Evet. NATO Türk tarihinin en önemli olayıdır. Bak dikkat et. Türk tarihinin diyorum beka sorunu derler ya işte beka sorunudur. Bunun karşısında bunu şey de girmek istiyordu. Hakkını yemeyelim. İnönü de girmek istiyordu. Evet. İnönü destekledi. Destekledi daha evvel 49'da kendisini e hatırlatayım. Bu iş 49'da kuruldu. 49'da biz girmek istedik. Yunanistan da girmek istedi. Fakat Avrupalılar itiraz ettiler. Amerika, Kanada bizi destekledi. Avrupalılar niye itiraz ettiler? Yunanistan'la Türkiye'nin Rusya ile sınırı var. Ne olur ne olmaz biz onlar için mi çarpışacağız diye çok bencillik ettiler ve bizi almadılar. Biz 52'de nasıl girdik 52 Mart'ında? Kore'deki başarıdan dolayı. Kore'de bizim birlik Amerikan tümenini kurtarınca ölümden müthiş bir pozitif hava doğdu. O havada hiçbir itiraz edemedi. Yani biz arkamıza Yunanistan da takıldı. Kore'de Anadolu'nun güvenliği için, çarpıştık. Evet, öyle, öyle. Kore'de için çarpıştı. Evet, öyle öyle Kore'de onun için o, o, konuda bazı saçma sapan gerizekalı laflar var ama o Kore çarpışmasından sonra şeye gelince ne derler? NATO'ya gelince rahatladık. Rahatladık. Ya millet unutuyor 46'da Stalin bizi işgal etmek üzereydi. Yani yalnız bizden Kars Ardahan'ı ve Boğazları istemedi. Onu anlattım daha evvelki programımda. Ve in, bir İngiliz büyük elçiliğinde, büyük elçi seviyesinde bir casusu var. İngiliz İngilizler aslında sosyalist oldukları için yardım ediyorlar. Para için değil. Washington DC'de İngiliz casusu var. Homer Kod bilmem kim. Bu da üst düzey şey İngiltere'nin aristokrat ailelerinden. Buna soruyor Stalin. Biz diyor Türkiye'ye girersek diyor Amerika bize karşı çarpışır mı? Daha 46'da bu ha. Bir nabız yokla diyor. Adamın cevabı ne biliyor musun Stalin'e? Çarpışır, atom bile kullanır diyor. Stalin şeyini geri çekti. Ve Missouri İstanbul'a gelmesi. Evet. Ondan sonra işte kendini gösterdi ben buradayım diye. Sonra Truman yardımı, arkasından Marshall. Bütün bunları unutuyor Türkiye. Marshall yardımının Türkiye'nin iktisadi kalkınmasını engellediği <gülüyor> lafları, <gülüyor> lafları. Ya adamın biri sana bedava bir şey veriyor. Fabrika veriyor, alet veriyor, araba veriyor, traktör veriyor. Benim Türkiye'ye geliyor. Ulan. Ne verecek başka? Marshall Avrupa'yı da ayağa. Aa tabii, tabii bravo. Avrupa sürünüyor ya. Tabii açlıktan Avrupa Aş... ölüyordu. Tebrik ederim ta. Avrupalılar açlıktan sürünüyorlardı. Fransa'da şeyleri ekmeye başlamışlar. Sarayların bahçelerine patates ekmeye. Evet. O Elize Sarayı, Versailles Sarayı'na dalmışlar. O yeşillikler, çimen kalmasın diye patates gibi patates yetiştiriyorlar. Hele Almanya tamamen, tamamen abi. Evet. Ve ayakta kalan tek Marshall yardımı yok. sayesinde Avrupa canlandı ve Türkiye'de rahatladı ve Türkiye çok istifade etti ondan. Orada da çok enteresan biliyor musun? O yardımların alınmasında şey çok etkin Fatih Zorlu. O sırada dış işlerinde Siz Fatih Zorlu'yu çok, çok önemli seviyorsunuz. bir görevde ben çok sevdim. Anıktı yaptırıyorsunuz. Evet. Evet. Onu açacağız 16'sında inşallah. Bu Eylül 16'sında açacağız. Eylül 16'sından anlatın ne açacaksınız? Heykelini diktik buraya ha. üç otelin arasına. Ben onu soruyorum tamam. Onu, açacağız. Fatih Rüştü Zorlu heykelini. <laughs> Çünkü e, Kıbrıs'ın kurucusu, KKDC'nin kurucusu gerçek esas odur. Fatih odur. Rüştü Zorlu'dur. Müthiş evet. bir adam. Evet. Müthiş bir adam. Şimdi Demokrat Parti'ye dönersek. Altın yıl, gümüş yıl ama arkasından da bir otoriterleşme. Otoriterleşme parti var. Kafası, Vatan Cephesi evet, evet çok yanlış bir gidiş denilmiş. var. Şimdi burada Demokrat Parti'nin Vatan Cephesi büyük bir hataydı. TRT'yi gaddarca kullanması büyük bir hataydı. Yalnız bu hatalar <laughs> bir darbeyi gerektirmez. İşte bazen böyle ha. Ha, be, 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 bu, bu şeye de yani da, ben bayılıyorum hem, ha. ha. Ya, o da, ya o kardeşim idare bunu yaptı diye sen darbe mi yapacaksın e, eşe Bak bugünkü idare neler yapıyor? Ne yapıyor darbe mi yapacaksın? Ya Böyle bir cahil kesim hala var Türkiye'de. Hala Türkiye'de bütün bunlar bilindiği halde 27 Mayıs taraftarı, Yassıada taraftarı entelektüel geçinen insanlar var. Deli olacağım ya. Getiriyorlar, tahkikat komisyonunu kurdu. Ya Tahkikat komisyonu kuruldu normal. Şimdi, tahkikat komisyonuna geleceğiz. Ben arkadaşlardan rica edeyim. Bir numaralı gazetemizi ekrana getirsinler. Milliyet Gazetesi'nin 4 Nisan 1960 tarihli yani bir buçuk ay önce 27 Mayıs'tan <laughs> İnönü Yeşil Hisar'a sokulmadı. Sabah Kayseri'den ayrılan CHP liderinin yolu kesildi ve ince suda 9 saat askeri kordon altında tutuldu. Evet. Bu hata tabii. Çok büyük hata. Ama bunu tahrik eden de İnönü. Ya ama ben İnönü'ye kabahat bulmuyorum tabii. O muhalefet mi <laughs> dedi? Şimdi İnönü'nün bu gezisi, seninle daha evvel sohbet ettik. O uçak kazasından sonra bunlar bir yumuşama başlamıştı. Bu yumuşamayı sen anlattın işte Cerrah Beyer kesti. Cerrah Beyer kesti. Cerrah Beyer kesti. Adnan Menderes İnönü'nün evine kaldı. gidecekti. gidecekti. Yani. Bunun gönderdi. üzerine İnönü sinirlendi kardeşim. İnsanın psikolojisine bakıyorum. Şey de yıpranmış. 9 senelik iktidar yıpranır. Bu Anadolu gezisine... 9 sene yıpranmaya yetiyor. O Türk milletinin yüksek hasletlerinden dolayı yaşıyor. <laughs> evet, İnönü'ye gelirdim. Şimdi İnönü de bilinçli olarak e, bu seyahate çıktı. Ve bu seyahate çıktığı zaman 27 Mayıs hazırlığından haberi vardı. Bak şimdi, çok enteresan bir şey söylüyor. Haberi vardı. Şeyin hatıratı... Organize etmedi ama haberi vardı. Haberi vardı. Şeyin ee, hatıratını okudum. Ethem Menderes, o herifin tekiydi. Ethem Menderes'in yaverinin hatıratını okudum. O da darbeci. İnönü'ye söylüyorlar bunu. Ne diyor biliyor musun? Tamam ama benim haberim olmasın diyor. Bu gayet net abi. Başka kaynaklar da var. Ama en net kaynak bu. Haberi var şimdi İnönü'nün. İnönü İnönü'nün görevi ne? İnönü'nün görevi ortamı hazırlamak. Yani darbeyi daha da meşrulaştırmak. Aynı şeyi Evren yapmadı mı? Evren Genel Kurmay Başkanı olur olmaz şeye yol verdi anarşiye. Ya o sen... kendisi söyledi bunu zaten. Ha kendisi de söyledi, yakınları da söyledi ve bunu zamanında şey yapmadılar, yargılamadılar da Allah'tan AKP yargıladı bunları. Zaten ölmek üzereydiler bilmem ne. Şimdi düşünebiliyor musun? Aynı şeyi yaptı yani. Nasıl ki Evren'in anarşiyi azdırıp bir de Cumhurbaşkanı seçemediler diye dalga geçme dümenleri falan filan aa, şey yapıyor. Bu da ortam hazırlıyor şimdi. Oraya gidiyor. Topkapı olayları var. Bilmem Kayseri olayları var. O var, bu var. Böyle dolaş. Çünkü her yerde aşırı demokratlar var. <laughs> aşırı demokrat olmayacak diye bir şey yok. O aşırı demokratlar saldırganlıklarından da saldırganlıklarında iktidardan da cesaret alıyorlar. Burada iktidarın tek parti geleneğinden gelip ülkeyi tek parti gibi yönetmeye kalkmasıyla İnönü'nün yıkıcı muhalefetinin o Bilim, 10 yılı bravo, zehirlemesi. Bravo. İki taraflı yani. Evet ama burada e, bürokrasi de var. Üniversiteler de var. Üniversiteler çok namussuz. Türk üniversiteleri. E, çanak tuttular bu işe. Tabi ordunun da ihtiraslı subayları var ordunun ihtiraslı subaylarındaki gelenek de tamamen Yeniçeri geleneğidir. Ablajze yapılandır. Ve İttihat ve Terakki Hele O zaman genç subaylar dünyada bir moda zaten. Mode. Sabah kalkan darbe yapıyorlar. Tabii tabii. Orta bir Nasır ev... modeli var. Kasım evet. var şeyde. General Kasım. Çok alçak bir adam. Var, alçak evet. bir adam. Yani bunları e, gördüğü zaman 9 subay olayı var ya. 57'de 9 subay olayı var. Bunlar planları yaparken biri ihbar ediyor. Neydi? Samet bilmem kim. Kuşçu. Samet Kuşçu evet. Ve ne yapıyorlar biliyor musun? Bunu mahkemeye yapan Cemal Tural denen Samet Kuşçu'yu mahkum ediyor. <gülüyor> Diğerlerini <gülüyor> serbest bırakıyor. Şey de çok saf. Menderes rahatlıyor. Celal bayar uyanık ya bu işin içinde bir şey var diyor. Uylanıyor bu işte. Komitacı ya. Komitacı. O. Ama o 9 subay olayı aslında bu şeyin içinde. Darbenin hazırlayıcıları. Evet. Onu bile beceremediler ya. Şimdi... Zaten Demokrat Parti'nin benim gördüğüm çok hatalar var. Tabii demin senin söylediğin hatalar var ya, çok aptalca hatalar ama en büyük hatası darbeyi engelleyememesi. Bak, bir partinin en büyük görevi görevi bitene kadar iktidarda kalıp yeni gelene sağlam bir şekilde teslim etmektir. Ulan darbeyi kim yapıyor? Senin asker yapıyor. İncele, adam koy. İstihbarat yap. Bir de darbe ortamı yarat. Ortamı yaratma. Tabii en şey Ankara'nın durumudur. Ankara bak burada Tayyip Erdoğan hakkını vermek lazım. Ben Ankara'dayken komik gelirdi bana. Askeri binalar şeyden daha büyük bakanlıklardan. Herkes asker. Asker Orada darbe yapmak o kadar kolay ki darbe yaptım diyorsun her şeyi ele geçiriyorsun abi. Ankara'da askerin işine kardeşim? Ankara'yı bir işgal mi edecek? Ben hatırlayacaksın Liberal Harb Demokrat okulu Parti zamanında ben Liberal şehirde. Demokrat Parti zamanında diyordum ki harp okulunu ben Çorma veya Konya'ya nakledeceğim. Muhafız alayını edeceğim Çünkü kendi başkanını teslim eden bir alayın tarihte yeri olamaz. Pislik bir alay o. İşte bilmem ne Tugay'ını, Mekaz-ı hepsini yollayacağım. Hepsini kim yaptı bunların? Evet. Bu iktidar yaptı. Evet. evet. 15 Temmuz'dan sonra çok büyük bir reformdur bu. Bak. Bu üstünde duralım. Bu çok büyük bir reformdur. Yani askerin yerini bilmesi. Harp okulunun Ankara'ya dışına çık. Ankara'da asker olmayacak. Polis olacak. Tabii. Ya Roma'da bile Roma asker giremezdi ya. Roma'da. Bak Osmanlı'nın en büyük salaklığı nedir biliyor musun? Yeniçerileri sur içinde tutmaktır. Geri zekalı padişahlar git zeytin burnuna yap güzel barakalar orada çıkınca şey sarayı basıyordu. Çok kolay sarayı basıyordu. Halbuki oradan suru geçecek, ondan sonra gene gelecek. Bu, bu büyük salaklık. Evet. düşüneceksin abi, düşüneceksin. Şimdi konuya devam ha. edersek ben size birazcık kastediyorum. Şimdi ben burada kasteden... burada söyleyeceğim konu şu. Demokrat Parti'nin en büyük hatası darbeyi çünkü alabilirdi. Birçok insan haberdar darbeden. Ve konuşuluyor da o sırada. Konuşuluyordu. Son 2-3 ay yaygın olarak konuşuluyor. Hatta Sıtkı Ulay denen Adi Pezevenk e, Harp ziyaret ettiğinde Menderes'in cebine bir mektup koyuyor. Mektup ne diyor biliyor musun? Sana hayranız, sana bağlıyız bilmem ne. O da Harbokulu yürüyüş yaptığı zaman kendi partilileri korkuyor. O da diyor ki korkmayın diyor ya. Elini böyle mektuba vuruyor. Yani ben sağlamam. Cebim dedi. İyi uyutmuşlar yani. Evet. Ee, burada e, aynı gazetede biraz önce arkadaşların ekrana getirdiği bir numaralı Milliyet Gazetesi'ndeki e, haberde Vali Aygün halkı vatan cephesine davet etti diye bir konuşma var. Çok bu, yanlış va vatan cephesinin neden yanlış, ol yanlış olduğu belli de, neden yanlış olduğunu anlatmanın faydası kutuplaşmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatabilmek. Hayır, vatan iktidarın gücünü kötü kullanması bu. İktidarın gücünü kötüye kullanması. O da kutuplaşma yaratıyor. Kutuplaşma yaratıyor ve şimdiki iktidar da onu yapıyor. Ben de onun için Şim, bu, şimdiki iktidar, vatan cephesi niye kötü? Şimdiki yanına alarak... Bütün o dini gruplar yanına bak. Sen ne sen son başkanlık seçimi nasıl kazanıldı zannediyorsun? Son başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği ev ev anlatılmasaydı bütün o dini kesime %52-53'le şey kazanırdı. Yani, Vatan Cephesi'nin biraz üzerine bırak. Vatan Cephesi çok yanlış bir olaydı Radyoda yayınlanmalar ama o tutmuyordu ki. Bak ben sana kendimden anlatayım. Benim babam Demokrat Parti'liydi. Tamam mı? Zamanında Kavrakoğlu'na da yardım etmişti. Meşhur Osman Kavrakoğlu. Benim yakın Demokrat dostum. Parti'nin geri evet, gelenlerinden. Evet. Savcı. O, o, o savcıydı. Babam kız kaçırdığı zaman orada birbiriyle dost oldular işte. <laughs> Neyse. Babam ne diyordu biliyor musun? Daha 59'da ben artık diyor CHP'ye oy vereceğim diyor. Daha 59'da ve Vatan CHP'si geri tepiyordu. O verilen şeyler vardı ya, evet. onlar halkta tepki Nefret yaratıyor. yaratıyor değil mi? Ve CHP'nin en büyük aptallığı ne biliyor musun? Seçimi beklememek. Halbuki kazanabilirdi. Kazanabilirdi değil, yüzde yüz kazanırdı. CHP kazanacaktı, evet. Evet. Ve bütün sistemi bozdu. Bak dikkat et. CHP, çünkü Menderes erken seçime gideceğini şeyde söylüyor zaten eski O gelecek, ha. gelecek var. Erken seçime gidilseydi 60 son, sonu 61'i beklemeden çünkü 57 57 yapılmıştı seçim. Evet. Kesin CHP olacaktı ve nasıl olacaktı biliyor musun? Eski sistem olduğu için eyaletlerin e, çoğunluk sistemi haksız bir sistem gibi, gibi görünüyor ama fazla oy alana büyük ekseriyet veriyor. CHP. Büyük ekseriyetle CHP gelecekti. Bak dikkat et. 60 sonunda seçim olsaydı büyük ekseriyetle gelecekti CHP. Ve Demokrat Parti... Darbe onu da engellemiş oldu. Tabii. tabii. İşte ondan sonra Demokrat Parti muhalefet olarak devam edecekti. Ne kadar iyi olurdu. Amerika gibi bu sistem değiştirilmeyecekti. Amerika'da mesela biliyor musun? Eyaletlerde bu sistem vardır. Evet, evet. Bütün eyalet bir kişiye oy verir. Öteki üç Vali bin fark seçilir. bile olsa. Evet. Hayır. Koskoca eyalette... Bir senatör seçiliyor. Hayır. Yalnız senatör de Başkanlık seçiminde de. Konfer, Kaliforniya de seçim. eyaletinde bilmem... 20 milyon oy var diyelim. Biri 10 bin oy alınca bütün delegeler o 10 bin oy alan'a gidiyordu başkana. Evet. Ve bu sistemi değiştirmiyorlar adamlar. Şimdi ne olacaktı biliyor musun ondan sonra? Şey çıkmayacaktı. Bu aşırı dinci partiler yeşermeyecekti. Çünkü yüzde 10 bu çoğunluk sistemi ufak partilerin yeşermesini engelliyor çok büyük bir hareket olmazsa. CHP'de belli bir kitle toplanacaktı. Demokrat Parti de belli bir kitle toplanacak. CHP 4 sene idare edecekti. 4 sene sonra da belki Demokrat Parti münavebeli biri gidip biri gelecekti. Yani bugünkü ne 12 Mart Demokratik ne 12 Eylül. Eylül'ün şartı da o. İki ana parti. partinin olması lazım. Yani. Şeyler aşırılar o partilerin yan kanatları gibi olabilir. Mesela Avrupa'daki Demokrat Yeşiller Partide gibi. Demokrat Partide şeriatçı ufak bir kesim de olabilir. %3-5 CHP'de komünizme yönelik ufak bir kesim de olabilir ama çoğunluk ortada. Evet, evet. Biri ortanın solunda, biri ortanın sağında olacak. Şimdi e, İsmet Paşa'nın e, mecliste e, yaptığı çok önemli bir konuşma var. 18 Nisan 1960. 19 Nisan tarihli Ulus Gazetesi bunu manşet yapıyor. Gece e, yasaklanıyor. Matbaadan e, kamyonlarla Halk Partililer gazeteyi alarak bütün Türkiye'ye dağıtıyorlar. Sanki sen yasakladın. İsmet Paşa diyor ki sizi ben de kurtaramam. Bu şey Takat komisyonu ta, 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 anayasaya bu, bu aykırı. anayasaya aykırı değil. Yalan. komisyonuna yargı yetkisi verilmesi anayasaya aykırı. Tak <laughs> o, onu onu Alifat Ali Fuat Paşgil de diyor. Takat komisyonu, komisyonu anayasaya uygundur. Ve bir başka şey zaten takat komisyonu bir şey yapmadı ki. Yapmadım. Bir de herkes zannediyor ki tahkikat komisyonu birisini hapse attı, idam etti. Takikat komisyonu niye kuruldu biliyor musun? Onun gerekçesine bak. Diyor ki CHP orduyla birlikte darbe yapacak. Bunu inceleyelim diye kuruluyor. Ve doğru. Doğru çıktı. Doğru çıktı. Ve doğru. İnönü onun için şey yapmış. Birdenbire şeye kapılmış. Tedirgin olmuş. Tabii canım böyle diyecek tabii. Yani İnönü artık köprüleri atmış. İnönü darbeye her türlü hazırlığı yapıyor. Bu zamanda bu bu söylediği zaman darbe tam yerleşmiş, yerleşmiş zaten. Yani. Herkes ne görev yapacağını biliyor. Herkes tayinleri yapmış. alayının bilmem nesi, personel şubesinin tayini İstanbul, İstanbul'da hepsi yapılmış evet. ve bu tahkikat komisyonunu bütün 27 Mayıs'ı met edenler kullanırlar. Nerede şey yazısı var? Tahkikat komisyonunun görevi bitmiştir dedi. Peki madem görev bitti, niye darbe yapıyorsun? Arkadaşlar dört numaralı belgemizi ekrana getirsinler. Besim Bey, gazetenin manşeti. Başvekile göre komisyon işini bitirdi. Menderes, vazifesi 3 ay olarak tespit edilen komisyonun işinin tüm bittiğini açıkladı. Eskişehir'de ölçüsüz hareketlerin hatasına düşmeyeceğiz diye konuştu. Güzel bir şey bu. Takat komisyonunun bir, korkulduğu evet. gibi olmadığını Aa, tabii, Hayır bir şey de yapmadı. Ama şimdi söylesen ne diyorlar biliyor musun? Takat komisyonu kurdu adam. Ne yaptı takat komisyonu kurdu ya? Hı. Meclisin me Meclis her türlü komisyonu kurabilir. Takatla sınırlı tabii. olmak üzere evet. Abi meclisin yetkisi kanun yapma yetkisi de var. Yani o bakımdan e, takat komisyonunda ben şey de görmüyorum. Siyasi Yok, hata ama. Siyasi, anayasa siyasi hata değil. tamam. Siyasi yani ama burada Burada eğer bunlar darbe olacak istihbaratını ciddi alsalardı yumuşamaya giderdi Demokrat <laughs> Parti. Arka kapıdan elçi yollanırdı İnönü'ye. Görüşmeler yapılırdı. Denirdi ne zaman seçim istiyorsunuz? Ya ama Besin olmadı Bey, yani. Bu dediğinizi şöyle olurdu böyle olurdu dediğinizi rahmetli Ali Fuat Başgil 29 Nisan 1900 akşamı, 1960 akşamı Adnan Menderes tarafından Çankaya'ya davet ediliyor. Uçak biletini falan alıp getiriyorlar. Orada Adnan Menderes, Celal Bayar, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Fatih Rüştü Zorlu, Samet Ağoğlu gibi isimler var. Ali Fuat Başki diyor ki, ben diyor nümayişçi talebelerle subayların kucaklaştığını gördüm. Evet. Bu çok kötü bir işarettir. Sayın Menderes siz derhal istifa edin. Halk Partisi ile anlaşarak seçim tarihi tespit edin. Süratle e, seçime gidin. Da, bravo. Bunu Menderes ben hazırım diyor. Evet. Celal Bayar'ın. Evet, evet. Maalesef. Yani bugün akım yürütmeyle düşündüğümüzü çok o zaman rahmetli Ali Fuat Başgil gibi büyük bir isim, evet. Anayasa Hukukumuzun evet. en büyük evet. ismi evet. tavsiye ediyor. Fakat Celal Bayar bunu engelliyor. Yalnız sana bu konuda bir hatıramı anlatayım ben. Hı. 1990'da Cumhuriyet Gazetesi'ni okuyorum. 30 sene sonra Pertevniyal Lisesi'nde buluşma diye bir şey. Mer Mer Nisan 1960'ta CHP Gençlik Örgütü'nün liderleri ki bir tanesi Memduh Doktor Memduh'tu benim abimin arkadaşıydı. Onlar 28-29 öğrenci olaylarını onlar organize ediyor. Spontane değil bu. Bak organize tabii tabii tabii. tabii. Şeyi tarih veriyorum ya. Tabii. tabii. 1990 Cumhuriyet Gazetesi'ni alın. Orada kendileri toplanıyorlar ve kutluyorlar. Biz böyle toplandık, böyle karar aldık. Bütün o Ankara'daki talebe nümayişleri bilmem ne şey. Askeri de zaten şeyleri hazırlıyor. Üstleri hazırlıyor. Anlatabiliyor muyum? Subayları hazırlıyor. O yüzden de birbirine kucaklaşıyorlar. İşte bunu görünce Ali Fuat Başkil'in dediği yapılsaydı yani. ki çok hak veriyorum. 27 Mayıs darbesi olmadı. Çünkü 27 Mayıs darbesi ve yassığa da Türk milletine öyle büyük bir ayıptır, öyle büyük bir lekedir ki bin sene bu millet o lekeyi silemez. Bin sene silemez. Ya ben bu işe kafayı taktıktan sonra ki tak, takmam geçtir ben. Kaçta kal olunca? 64-65'te. Önceleri tabi idamlardan dolayı içimde bir burukluk vardı. Fakat ne zaman ki hatırlar mısın Ömer Sami Coşar'la Abdi Pekçi'nin bir kitabı yayınlandı. Evet. 27 Mayıs'ın iç yüzü diye. İç yüzü, evet. Kalın bir kitap. Çok değerli bir kitaptır. Yeni baskısı da çıktı. Ve orada, çok değerli bir kitap. Orada daha 1954'teki ilk şeyleri anlatıyor. İlk, ordu Orhan Kabibay'la çok... evet. Orhan bilmem Erkanlı'nın beraber yemek yerken konuşmaları, 9 subay olayı nasıl yapıldı, kimi nasıl ayarladık, Tayinleri nasıl yapmışlar? Her şey anlamda Ulan bir birdenbire şok oldum. Ulan dedim. Hani tahkikat komisyonu uydu da bilmem neydi de seçime gidilmedi de daha 54'te 57'de siz hazırlık yapıyorsunuz. Neyin hazırlığı be? Türkiye en iyi şekilde idare ediliyor. Daha o sırada vatan cephesi yok. İnönü'ye böyle Anadolu'da saldırılar yok. Neyin hazırlığı? Neyin hazırlığı? O bende bir şok etkisi yarattı. Ondan sonra incelemeye başladım. İnceledikçe midem bulandı. Çünkü daha inceledikçe 1950'den sonra yapılan şeyleri ve Cumhuriyet dönemini tekrar inceledim. Ben o zaman Cumhuriyet dönemine hayrandım. Cumhuriyet Atatürk deyince o, o. Yani inönü deyince İnönü nutukları atıyordum ben. Yani Amerika'ya giderken gemide çocuklara inönü lehine nutuklar atardım. Sene 62, 63, 64. O oh, Atatürk, inönü, resmi tarih, şampiyon. Bunları incelerken tabii mecburen şey de inceledik. Yani şey yani bir şüphe duyunca ilmik ilmik geliyor. İşte serbest fırkayı, tek parti devrini, işte Cumhuriyet devrinin ilk yıllarını, yapılan puşlukları hepsini görünce bakıyorum ki Demokrat Parti devri altın bir devir. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Türk tarihinin suistimali olmayan tek devridir. Bak tekrar ediyorum. Yasada da Türk tarihi, çıktılar. Türk tarihi kaç bin yıllık tarih? Hadi diyelim iki bin yıl diyelim. Anadolu'da bin yıl. Bin yıl. Ulan bu bin yıllık tarihte tek temiz devletin rüşvet almadığı, dürüst yönettiği 50-60 arasıdır. Bunun dışında bir devir gösteremezsin. Bu kadar temiz ve yaptıkları şeylere baktım. Bu ülkeye, hizmetlere, adamların şeyine, bir de Yassıada'ya. Orada gördükleri işkence, idamlar. Ben şok oldum yahu. Yani bendeki şoku tahil, tahayyül edemezsin. Şimdi o zamanlar zanaks da yok. <laughs> Sabaha kadar uyuyamıyordum mesela. Bu şok beni daha da incelemeye sevk etti. Yani işte ondan sonra şeyin tarihini okumaya başladım. Fatih Nuşu Zorlu'nun, ötekilerin tarihi. Ya bir tane şey var, çok acıklıdır. Menderes'i biliyorsun öyle nidam etti bu itoğlu itler. Evet. O sırada baskı var çünkü. Kennedy bile baskı yaptı. Şey bile burada durdu, Elizabeth, Kraliçe Elizabeth Tahran gezisi sonrası rica etti. Bu Yap. Selim Sarper denen bütün buradaki büyük elçileri şey yaptı, oyaladı, merak etmeyin bunlar göstermeliktir idam olmayacak diye. O Selim Sarkar çok bana göre gene açık söylüyorum İnönü isteseydi idamları engellerdi. Çok ağırlığı olan bir adamdı hele 14'ler ayrıldıktan sonra. Ve sadece bir mektup yazdı. Mektubu da kimse okumadı masada. Ulan <laughs> git okuma. otur oraya. Hayır gece, gece Cemal Gürsel'e git. Çünkü senin yakın bir arkadaşın idam edilecek. Zamanında sana Atatürk zamanında ne yakınlıklar yapmıştı Celal Bayar onu anlattım ben. 37-38'de Celal Bayar İnönü'yü korumasaydı Atatürk'ün şeyleri onu öldüreceklerdi. Atatürk'ün adamları onu Adam, öldüreceklerdi. Ö sen bu işi benden daha iyi biliyorsun. İnönü Atatürk'e geçmiş olsun hasta ziyaretine gidemedi. gidemedi. Orada beni öldürecekler diye. Bu tarihi bir gerçek. Bunu evet. senin olman benden konuşurken çok önemli. Çünkü bunu söyleyince bazen ya adam ama atıyor atıyor diyorlar. Ya bu adam böyle bir adam git otur oraya ve idamları engelle ve Türk milletinin üstündeki bu kara leke olmasın değil mi? Ya o günah şey yapıyorum. Bir tane İngiliz gazeteci var. Onun hatırası bu. 58'de İngilizler bunu gazete buraya yolluyor. 58'de Türkiye karışmaya başlamış ya. Hep şeyin aleyhine yazı yazıyor bu Demokrat Parti'nin. Muhalefetin lehine yazılar yazıyor. Sonra darbe oluyor, gene şeyde park otelde kalıyor. Fakat darbeden sonra ve 27 Mayıs duruşmalarından sonra Bakıyor bunun ki. fikri değişiyor abi birden bire. Diyor ne oluyor ya diyor bunlar. Ve fikri tamamen değişiyor. Derken 17 Eylül 5'e doğru park otel'e geliyor. Eskiden günü. park otelin yanında biliyorsun bir pastahane vardı. Hatırlar evet. mısın eski pas... evet. park Yok oteli. Yok ben bilmiyorum. O vakit o Bayken'e yaşırmışa ait ya. Ben bile orada pasta yedim. Eskiden ben park İstanbul otel görmemiştim. Park yani. otel. Evet. Park oteli hatırlarım. Park oteli hatırlarım. E, Menderes çok... bile orada kalırdı. Eskiler evet, şimdi orada büyük bir hacı evet. otel yapıldı. Park oteli hatırlıyorum tabii. Şimdi o e, pastahanede beş çay var. Evet. Ve orkestra çalıyor. Bu geliyor oraya, gidiyor orkestraya. Bugün diyor sizin başbakanınız idam edildi, bari bugün çalmayın diyor. O durduruyor. Ya çok utanç verici bir şey. Türk milleti adına utanç verici. Oradaki karılar oturmuşlar, beş çayında orkestra çalıyor. Ulan Allah belanızı versin mi? Be. Allah belanızı versin ya. Yani... O zaman Anadolu kan ağlarken işte hatırla Menderes o Mesut Gece'yi Kütahya yolunda yediğin tekmi diye he, evet. şarkılar uyduruldu. O zaman öyle. Şimdi işin bir de hukuk faciası tarafı var. Arkadaşlarımız altı numaralı gazete kupürünü ekrana getirsinler. Bir hukukçular heyeti yeni anayasa hazırlıyor. Fetvacı profesörler. <laughs> Yanında da bir karikatür. Silah. E, demokrasi süngüye bağlı. Evet. Ya bunu şey yapma bu tekrar gündeme getiriyor Yok bu şu bakımdan önemli. Bu karaktersiz İşlerinde bir e, profesör çıkıyor. Tahir Taner. Ben tarihten korkarım. imzalamam Öyle mi? Evet. Bir de başka biri vardı. Ondan da şey tartışması yapmıştık TGRT'de. Bir tane daha ordinal vardı. Pekşi zorla o idam şeyini imzalayan. Beni zorla imzalattılar dedi. Neydi? O dört tane ordinal üsten biri. Sulhü dönmezer. Sulhü dönmezer de, sonradan anlattı evet, bizi anladım. zorlayarak imzalattılar evet, diye. Sulhü dönmezerle biz bir TGRT'de de şey yaptık. Sulhü dönmezer çok iyi bir cezafır. Benim onu, hocam Onu bulabilirsin Sulhü dönmezerle TGRT'deki programı. Sonra başka programlar söyleyeceğim sana. Sulhü dönmezerle güzel bir program yaptık. Orada bir şey anlattım. Sulhü bey mi anlattı? Ben anlattım. Ben zaten Sulhü beye biraz bozuldum yani niye bunu bir şey yaptın diye o da anlattı zorla yaptım falan filan diye. Kardeşim ben orada televizyonda ilk defa prostat muayenesi meselesini anlattım. Menderes'e idamdan evet. önce prostat muayenesi. Böyle bir yaptılar. alçaklığı bak. Böyle bir alçaklığı Hollywood'daki senaristlere söylesen akıllarına gelmez. Yani idama giden bir adama aşağılayın desen nasıl bunu bilemezler. Adamı idama yolluyorsunuz. Muayene etmişsiniz, muayene bitmiş. Biri geliyor prostat muayenesi yapmadık diyor. Ve prostat muayenesini elle kıçına sokarak yapıyorlar. Aşağı alıyorlar adamı. Donunu indiriyorlar milletin ortasında. O sırada teypte, teypte Menderes'in inlemeleri var. Ah inliyor. Prost, i̇dama giden adama prostat muayenesi yapıp yolladılar. Ben bunu televizyonda söylediğim zaman ne zannettim? bir, bir hareket olacak zannettim değil mi? Türk milletinde hiçbir hareket yok. Ki bunu ilk defa Nazlılı yayınladığım bir kitabında yayınlandı. Nazlılı kitaplarını ben şeyde yayınladım. Dem yayın evinde, bu kurduğum yayın evinde. Evet. Orada da bunu anlatıyor. Yasada yargılanıyor adlı iki cilt evet. kitabı onun, var. Onun, onun dışında, onun dışında. Bu 12 Eylül'den sonra. O 12 Hı. Eylül'den evveldi. Bu 12 Eylül'den sonra yayınladığı kitapta Menderes'in prostat muayenesi var. Abi bu bizim hakta kusura bakma ama Beni çok çarptı bu. Ulan Adamı idama götürüyorsun prostat muayenesi ne ya? Etrafta subaylar. Subaylar indiriyorlar menderesi. Hmm. Evet. Aşağı diyorlar. 7-8 tane doktor profesör <laughs> evet. prostat muayenesi yapıyorlar. Celal <laughs> evet. Bayar'ın Kayseri cezaevindeki hatıraları kitap olarak yayınlandı. Orada Celal Bayar yazıyor. Celal Bayar'ın avukatı Gültekin Başak. Evet. Ziyarete geliyor. Koridordan Celal Bayar'ın hücresine gitmek için geçerken Adnan Menderes ufacık o pencereden Başak Bey benim de avukatım geldi mi diyor. Celal Bayar aynen şunu yazıyor. <laughs> Uzun boylu, iri yarı, sarı dişli bir binbaşı hırsla Menderes'in kapısından açarak içeri girdi ve Menderes'i dövmeye başladı. Evet. Menderes'in yapmayın, yapmayın sesleri duyuluyor. Akıl alır bir şey. Akıl alır bir şey. Ve biliyor musun ki bu terfi ettiler. Terfi edildi. Hepsi terfi etti. 27 Mayıs'ta hakimlerinden soruşturma komisyonundakilere kadar aşırıların hepsi terfi etti. Bir kısmı genelkurmay başkanı oldu, kuvvet komutanı oldu. Diğer bakanlıklarda da yükseldiler. Kimse bunların hesabını sormadı ya. Yasa Mahkemesi'nin başkanı da Anayasa Mahkemesi'ne üye tayin ettiler. Evet, evet. Zaten otomatik oldu. Hayır, Anayasa Mahkemesi Yasa da Mahkemesi otomatik Anayasa Mahkemesi Öyle oldu. oldu. Öyle oldu tabii. Yeniden şey diye değil. Aynı mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne döndü. Bazı üyeler farklıydı. Bazı Belki üyeler ilave verdiler. Evet. Şimdi sana güzel bir için... yasada ile ilgili güzel bir hikaye anlatayım. Ha. Ben de başka belgeleri göstereceğim. Evet. Şimdi bir kere şey hikayesini anlatayım. İçimde kalmasın. Bu Vehbi Koç hikayesini anlatayım. Vehbi Koç devletle iyi geçinen tipik bir iş adamı. Çok başarılı. Lisan bilmeyen bir bakkal çırağı. Türkiye'nin en zengin adamı oluyor. O sırada... Bu o sırada, tebrik edilecek bir şey. Bir dakika bir dakika. O sırada Türkiye'de müthiş iş adamları var. Levantenler, Türkler, Samsun'da, Mersin'de, İzmir'de, İstanbul'da. Ve o sırada bakıyorsun bir tane şey lisan bilmeyen bir şey ne derler bu nasıl oldu partiyle devletle yakınlaşarak diğerleri yok edildi falan filan buna alan açıldı. Bunu şeye benzetiyorum bir tane topal Kayseri'den 100 metre birincisi olarak geliyor. Ulan diyorum bu topal nasıl geldi buraya ötekilerin iki ayağını da kırmışlar. Bu topal birinci gelmiş yani <laughs> onun gibi bir şey başka hikayeleri var. Tabi şey çok beyefendi, memlekete çok hizmet etmiş adamdır Vehbi Koç, o ayrı. Fakat 1900 bunun esas gelişmesi Demokrat Parti zamanında. Kesinlikle. Bütün, Bütün sanayicilerin gelişmesi sanayici, sanayi Demokrat fabrikalarını Parti kurdu evet. ve ithalat kesildiği için istedikleri bir ettiler. Bu Vehbi Koç'un mesela General Electric'in Başkana yazdığı mektup var. 48'de veya 49'da yakında hükümet değişecek. Daha liberal bize daha açı, yollar açılacak diye. Bir de Forda yazdığı mektup var. Bu mektuplarda açık açık Demokrat Partiyi çok met ediyor. Neyse ama CHP'li bu. Bu arada 58 ve 59'da Menderes rica ediyor. Yani beni arkadaşlar sıkıştırıyorlar. Bari CHP'den istifa et diyor. O da istifa ediyor. Bunu büyük mesele yaptı bu. CHP'den seni Demokrat Parti'ye geçirmediler ulan. Ben sana bu kadar imkan tanıyorum. Bari CHP'den istifa et gibi bir şey söyledi. Ve gitti bu. Tahkikat komisyonundaki komisyon aleyhte ifade verdi. Aleyhte ifade verdi. Vehbi Koç. Sana bir de şey anlatayım. Patrik Atenagoras'ı anlatayım. Evet. Şimdi 5-6 Eylül olaylarında tabi Rumlar çok eziyet çektiler. 6-7 Eylül olaylarında. 6-7 Eylül olaylarında evet. Ee, ve bu onun da aslını hep abartıyorlar. 55'te o olay şudur. Fatih Üçlü Zorlu İngiliz Dışişleri ile görüşmek üzere Kıbrıs meselesini Londra'ya gidiyor. Gitmeden evvel diyor ki halk bir Kıbrıs bizimdir Mitingi ya yapsın. Taksim ya ölüm diye miting yapın diyor. Yoksa böyle bir şey yapın diye Demokrat Parti bir şey yapmıyor yani. Ama bu, bu fırsatı bulup etrafı yağmalıyorlar. Ayak takımı. Ayak takımı. İt kopuk takımı evet. Evet. Şimdi bu dava yargılanıyorlar. Bu davada Athena Görası şahit olarak çağırıyorlar çünkü adam eziyet görmüş yani şey yapmış, mağdur olmuş ve bunu tahkikat komisyonu... önce bunlar biliyorsun şahitleri komisyona çağırıyorlardı. Komisyonda iyi ifade veren olursa yolluyorlardı, yoksa almıyorlardı. Almıyorlar. Sana bir tanesini söyleyeyim mi? Bir tane şey vardı, kısa boylu sonra CHP'de savunma bakanı oldu ya, genel sekreter yardımcısıydı bizim Fatih Zorlu'nun. çok değerli bir adamdı. Şimdi bu adam CHP'li şey olmuş darbe olmuş, bunu tak takipat komisyonuna çağırıyorlar, Tan tandansını da biliyorlar, DP'li falan değil, sıkıştırıyorlar yani Fatih Zorlu komisyon aldı mı? Bilhassa o İpar'ın gemilerinden şeker davası zarf tutup bir şeyler açtılar ya. Bu diyor ki almadı. İkide bir sıkışıyor. Ya diyor ki bu. <laughs> ya diyor siz ne diyorsunuz ya diyor. Fatih şu böyle bir şeyi kim cesaret edip, kim cesaret edip te teklif edebilirdi diyor. Ne yaptılar biliyor musun? Bunu şeye çağırmadılar. Şahitliğe. Çağırmadılar. Orada kaldı o ifade. Çünkü onun lehine ifade. Onu şimdi bulduracağım. O adamın adını geçirmek çok önemli benim için. Çok değerli bir adam. Şimdi şey e, Patrick geliyor şeye ifade vermeye. Yassadeye. Heybetli bir adamdı Atene Gores. Ben ondan iki defa tanıştım. Bir gruplar görmek istedi onu falan. Elinde asasıyla böyle içeri giriyor. Tamam mı? Evet. Şeye selam veriyor. Sanıklara tek tek yer Bayar'a Adnan Menderes. E. Onlar da selamlarını alıyorlar, Herkes şaşırıyor tabii. O o, o o gün için büyük cesaret. Büyük cesaret. Bu. Gidiyor kürsüye. O Salim Başol denen şey işte söylüyor. Size böyle böyle kötülük yapıldı. Anlat bakalım diyor. Bu diyor ki yok diyor. Bu hükümetin bunda hiçbir şeyi yok. Hatta bu tahribattan sonra geldiler. Bizden özür dilediler ve bizi tazmin ettiler. Tazmin ettiler. Evet. Biz kendilerinden çok memnunuz diyor. Abi bütün şey oluyor abi <laughs> ve bir tek bu Rum çıktı ulan Türklerden bir de o kadın çıktı be Ayhan Aydan ha. Ayhan Aydan çok yiğit bir kadındı çok şahsiyetli bir kadındı evet bir o kurtardı bir de bu adam Rum patriği bunu ya diyebilirdi ya evet eziyet gördük diyebilirdi şeye de uygun askeri darbe olmuş evet, onun için evet. Atatürk çok <laughs> değerli bir adamdı onu da anmak lazım o şey de aklıma gelecek şimdi onu monte ederler. Sağ olma bakanım. Monte ederler. Şimdi Demokrat Parti'nin darbeyle devrilmesi ve devirdikten sonra da başta Adnan Menderes, ikinci derecede Fatih Rüştü olmak üzere ağır hakaretlere, baskılara maruz kalması. Hatta Menderes'in CS'ye ilk açıldığında yaptığı bir konuşma var. Diyor ki bana konuşma sürekli şey. ilaç veriyor. Evet. Günün 24 saatinde her saatte bir nöbetçi değişiyor başımda. Işık yanıyor, uyuyamıyor. Tabii. Benim akli melekelerim dumura uğradı. Evet, konuşamıyorum. Savunma yapabilmem için benim e, huzur içinde çalışabileceğim tutukluluk şartlarım temin edildi. Salim Başoğlu'nun cevabı. Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor. Evet. Evet. Çok hazin şeyler. Çok azin. Çok utanılacak şeyler. Ya o Fatih'in şu zorluyu ziyaret etmek istemiş ailesi. Çıkmamış. Çünkü o sırada dayak yemiş felaket. Ağzı yüzü şey böyle çıkamam demiş. Hatırlıyor musun o da? Evet. 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 onu biliyorum. Evet. Şimdi Mahmutlu. bu kim nereden geliyor? Yayılan korkunç dedikodular. Evet. Evet. Ee, arkadaşlarımız 7 numaralı ama o dedikoduların sonra yanlış olduğu öğrenilmedi Gelecek, mi? Geleceğiz, geleceğiz. Yani Sen, kusura bakmayın yani. ilk günlerdeki dedikodunun şimdi, tabii, tabii. bir sene bir sene bir buçuk sene geçmiş. Şimdi ya. o dedikoduların ne kadar yalan olduğunun belgelerini söyleyeceğim ben size. Ee, yedi 7 numaralı belge. Harp Okulu komutanı Tu General Sıtkı Ulay harp Okulu'nun 27 27 Mayıs'tan önce imha edileceğini açıkladı. Cumartesi veya pazar Okulun imha gençlerin yok edileceğini haber aldık ve harekete geçtik diyor. Kim imha mücadele Polis mi? Demokrat Parti. Demokrat Parti nasıl imha edecek? İşte, kafa bu. İnanmışlar buna. Ha buna bunu yayınlıyorlar utanmadan ya. Ve yayınlıyorlar evet. Kendi lafı kendisi. Ama bunu yayınlıyor gazete. Evet. radyo söylüyor bunu. Radyo söylüyor adamın kendisi kahramanlık yapmış gibi anlatıyor. Diğer bir belge bu sahneden 8 numaralı belgeyi arkadaşlar ekrana getirsinler. Bu sahneden toplu halde cesetler çıktı. Evet. Adnan Menderes gençleri öldürttürdü. Cesetlerini bu saniye gönderdi. Cesetlerin bir kısmı makinalarda öğütüldü ve yok edildi. Bunlar gazetelerin manşetlerinde evet. yer aldı. Ya soruyorlar kayıp çocuk var mı diye kimse yok. Yok. Hiçbir kişi bir çıkmadı. kişi yok. çıkmadı. Evet. Amil Artus 9 numaralı belge. Devlet Bakanı, darbenin devlet bakanı en az 11 genç öldürüldü diye gazete açıklamaya. yapıyor. 10 bin mi? 11. 11. 11. Bir kişi öldürülmedi. Ölen bir kişi bir, var kazara. o açıklanmıştı zaten. Kazar. Evet. Kaza, ölen bir kişi var. Daha vahimi bunun üzerinde biraz duralım. Cemal Gürsel açıklıyor. 18 Haziran 1960 tarihli Cumhuriyet gazetesi. Gürsel Sabık iktidarın vatanı Ruslara satmaya karar bulduğunu açıkladı. Vay anasını nasıl satacaklar? Cemal abi. Gürsel diyor bunu. Cemal Gürsel diyor. <laughs> bak general ya. General diyor bunu. Darbenin lideri, devlet bunların, hükümet başkanı. Bunların insan olarak ne kadar kalitesiz olduğunu gösteriyor. Bir insanda biraz kalite olur. Biraz kalite olur lan Biraz insanlık olur lan Yani yalanın bu kadarına... Bir de nasıl satılır? Bir ülke Rusya'ya nasıl, nasıl satılır? Bunun sistemi nedir abi? Yani. Biri gelip şey mi yapacak? Kaç lira alacak? Mı? Kaç liraya? Değerlendirme ya, mi yapacak? Yani yani. Aracı mı var? Komisyon mu ödenecek? Kim Rusya'ya nasıl satılacak bu? Evet. Bir de şey vardı, ben hatırlıyorum. İşte uçaklara mücevheratları yüklemişler. Eskişehir'de durdurduk. Rusya'ya kaçacaklardı diye evet. bir şey vardı. Evet. O zaman söylentilerde İki gün sonra hemen basında yanına. yer alanlarda evet, biri de bu. Uçakla kaçacaklardı. Evet. Bütün paralarını, mücevherlerini uçağa yüklemişler. İşte son anda durdurduk. Şimdi hazin bir fotoğraf. 10 yıl Türkiye'yi idare eden e, parayı Cefa'yı köye götüren, Türkiye'yi NATO'ya sokan Adnan Menderes, 13 numaralı belge, tutuklu, evet, halde götürülüyor. Bunlar utanalım diye gösteriyor. Bizim millet utanmaz abi. Ben hep söylerim, zaten benim Türk milletine olan şeyimin azalması, bu 27 mayıs ee, ve tepki göstermiş yayınlarından sonradır. Bu yayınları yalnız ben okumadım. Herkes okuyor. Yani insan biraz bir bir güçlü tepki gösterir. Bugün aynı şey mesela Kavala'nın zindanda olması da. Hiç kimse. Ve Kavala'nın zindanda olmasıyla ilgili ben de program yaptığım zaman izleyicilerin bir kısmı bana bozuluyor. <laughs> Onlara da tabii. Ulan yani böyle bir şey olabilir mi ya? Açık açık bir haksızlık var olan sesini çıkar. Ki bu çok büyük bir olay. Bu, bu, bu Demokrat Parti olayı inanılmaz dehşet bir olaydır bu. Yani ben şimdi daha evvel söyledim. Bütün tarihe meraklı olduğum için Moğollardan, Romalılardan, işte Mısırlılardan her yerden böyle vahşet şeylerine bakıyorum. Hiçbirinde bu kadar vahşet yok. Bak dikkat et. Daha çok olabilirdi bu kadar. Hayır, bu kadar vahşet yok. Çünkü neden? Onların bir sebebi var. Hepsinin bir sebebi var ve ani olmuş. Mesela darbe sabahı bunlar kurşuna dizilseydi 3-5'i gene şey yapardım. O heyecan içinde kurşuna dizildiler, Sonra masum oldukları ortaya çıktı derdim. Ulan bir buçuk sene sonra bunların yalan olduğu adamların masum olduğunu herkes biliyor o sabah anlarım. Ve sen prostat 27 Mayıs sabahı açıyorsun. veya 28 Mayıs veya 29 Mayıs'ta bu propagandalarla beynin yıkanmış silahı ateşlersin. Bir iki kişiyi öldürürsün. Bunda bir şey ulan burada cold blooded murder derler. Bunun en aşağılığı yapılıyor. Nasıl aşağılık? Soğukkanlı cinayet. Ama ne kadar aşağılık. 6 ay bir ay geçmiyor. Bir buçuk sene herkes biliyor bunların yalan olduğunu. Hatıratlar ortaya çıkıyor, ifadeler ortaya çıkıyor ve bu millet bunu yuttu. Ya yok yani, yani Şimdi biz konuşuyoruz. 27 Mayıs'ın bütün darbelerin anası, anası bir tabii ana bela, Bugünkü bütün ana problemlerin bela. sebebi o ya. Bugünkü Sadece, 12 Eylül'ün bütün bu şeyin ne derler, politik sistemin bu rezil olmasının, bugün politik sistem rezil bir durumda. Hepsi 27 Mayıs'tır. Sebebi bu. Bir de şuna yol açtı. ya 27 Mayıs yetmedi ne yapalım Silahlı ha. e, cunta hareketleri biraz onu da konuşalım 21 Mayıs, 22 sonra, Şubat o, mı 22 Şubat e, 21 Mayıs 21 Mayıs olayları arkasından e, gerilla e, evet. taslağıyla e, silahlı komünist e, çete e, hareketleri Bunlar 27 Mayısın devrim kavramını idealize etmesinden işte onlar bir, her de şey menfaat, meşrulu, bir de menfaat. Bir de yapan. menfaat. Adam diyor ki silahları bana teslim ettiler. Ben 3-4 kişi. Bak bunlar başarılı oldu. Yani bir ağacı biri itip itip devirmişse sen de 3-4 arkadaş alıp öteki ağacı ite, ite ite devirirsin. Şimdi tabii biz bu bir sürü şey konuşacağız. Senin olman iyi bir şey. Olayları bildiğin için. Şeyi söylüyordum ben. Dünyada birçok vahşi cinayet var. Hiçbiri böyle değil. Çünkü bu belli bir işkence süresiyle geçirmiş bu. Yani iki gün içinde bunlar idam edilmedi. Çat, çat, çatışmada öldürülmediler. Çat. Bir heyecan patlamasında öldürülmediler. Şeye de mesela bilmem kim Arjantin'de e, vuruldu. Bilmem kim. Hatta bunun en vahşisi e, biliyorsun Moğolların e, şeyi öldürmesidir. E, halife'yi. Battaniye, battaniyeye sarıp şeyle vurdular, öldürdüler. Adam kısa sürede gitti. Yani bu vahşetin boyutunu böyle aldığın zaman, yazsa da 27 Mayıs kadar iğrenç bir olay hiçbir ülkenin tarihinde olmamıştır. Olmamıştır bu kadar iğrençlik. Ben de dinleyenlerin şunu bilmesi lazım. Biz taraflıyız. Gayet açık. Siz inceleyin. Ama adam gibi inceleyin. Daha birçok belge var lan. Şimdi de üstelik belgeler internete şuna buna girdi. Öyle değil mi? Bunlar ulaşılması daha kolay. efendim, çok kolay. Çok kolay ulaşılabilir. O zaman inceleyin biraz. Bakın kendiniz bakın görün be. Evet, biz demokrasiden, hukuktan, hukukun üstünlüğünden, serbest seçimden, fikir ve ifade hürriyetinden yanayız. Bu konuda da tarafsızlık olamaz. Biz darbelerin her türlüsüne tabii evet. karşıyız. Tabii. tabii iyi darbe yoktur. Oğlum öyle şey ya? Sana şeyle ilgili hikaye anlatacağım. Şimdi ben bu işe kafayı taktım ya. Tabii bir şey yapamıyorum o zaman. Etimle budum da. Şirketi kurduk. Şirket biraz büyüdü. Şu Yıllar? Bu, 80'de artık şey yaptım. Burnumu çıkarmaya başladım. İşte bir ilan verdim Hürriyet Gazetesi'ne. Sonra işte bu kitap, İstanbul kitabını yayınladık. Bu İstanbul kitabında şu kitabı bir tanıtın bize. Bu, Arkadaşlar bu, ondan sonra. Görüntüsünü aslında. Bu ondan sonra ama. ilk İlk İstanbul kitabını yayınlarken çocuğu çağırdım. Çünkü bizim yayın heyetimiz var. İstanbul için lüks bir kitap yapacağız. Dedim bunu Menderes'e ithaf edeceksiniz dedim. Hı. Şimdi Çocuklar da şaşırıyorlar. Hepsi bilmiyorlar ki şey İstanbul'u kurtaran Menderes'tir. Şimdi hala aleyhine konuşuyor İtalya'lılar. Ya şu yolu açtı da bilmem ne şeyini e, bilmem kimin türbesi varmış onu yıkmış. Başlarım o türbeye olan türbe nedir? Yana alırsın olur biter. Ama o yolu yapmasan. O Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Barbaros Bulvarı o Boğaz'a kadar giden o sahil yolu bunlar olmasaydı İstanbul neydi be? Bugün mesela Fransızlar e, Osman'ın e, aleyhine konuşuyorlar mı? O meşhur 1800 50'lerde, 60'larda orayı yıkıp geniş caddeleri evet. açan Şanzelize'yi. Şanzelize'yi. Buna aleyhine konuşan Fransız var mı? Peki nasıl ulan Türkiye'de bu kadar Menderes'in aleyhine konuşuyor? Sırf caddeleri açtı. Bilmem neyi yıktı. Yıkacak tabii. Sana bir tane yıkım hikayesi anlatayım şimdi. Aklıma geldi. 7-8 Hasan Paşa'nın türbesi varmış. Nerede biliyor musun? Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Türbesi'nin yanında. Türbeyi yıkmışlar abi. Yol mol ile alakası yok. Bir şey olarak ne diyorlar? Bir sebep olarak. işte İngiliz şeyi ziyarete gelecekti kralı. Edward bize ziyarete gelince krallıktan düşmüş müydü? Kral mıydı bilmiyorum o. Danik şeydi. O kraldı, kral. İşte 36'da Dolumaçe'ye evet. geldi ya. Onun için orayı yıktık diyorlardı. Onun esas sebebi ne biliyor musun? Ne? 7 8 Hasan Paşa Suavi'nin darbesini durduran, o evet. kafasına vuran adam. Evet. Evet. Evet, meşhur. Okur yazarlı olmadığı için yani, böyle bir yedi yazıyor. 8. Bunun bunun şeyini niye e, yıkıyor biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti. Düşün bakalım. Niye bilmiyorum. Kendisi de darbeci çünkü. Niye yıkıyor? <laughs> 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 darbeci değil. tabii. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Mehter marşını 2. Mahmut yasaklamıştı. Kim serbest bıraktı? Enver Paşa. He? Ha? Enver Paşa yeniden kurdu. Eş. İttihat ve Terakki kurdu be. İşte tamam işte. Niye? Niye? Düşün. düşün. O da darbeci. Onu şey gördü. Yani bu şeyleri e, takip edecek bu sempatileri nereden geliyor? Neyse bunu buna gelelim. Evet. Bunu mehterin kurulmasında milli bir hama, savaş ortamında. Milli ha, hiç alakasız. alakası yok. Hamaset hiç, hiç, da, yok, yok. Hiç Ondan alakası yok. Tamamen kesin öyle. Yani. Tamamen e, hala yeni şehirlerle yine Buradaki. konuşam. Ya burada ben bunu yaparken tabi İstanbul'un çok güzel yönlerini göstermek için şey yaptım. Bilhassa Yahudilerin İstanbul'a gelişi tablosu var ya. Meşhur, evet. Onu ben yaptırttım biliyor musun? Hiç yoktan. Ulan git git çocuğu çağırdım. Dedim ya bu biz Yahudilere böyle böyle davrandık. Böyle bir tablo olsun. Abi. New York, Tel Aviv, Washington her yere açtırdılar. Bulamadık böyle bir tablo dediler. Yapacaksın. Ben dedim ki gelin lan yapalım böyle bir tablo. Evet. <laughs> o sırada Osman Kavrakoğlu'na da söyledim. Bir tane şey bulduk. Ressam. Bak bu. Ha. Bu tablo Halice gelişi göğe. Hmm. Bunu herkes eski zannediyor. Hmm. Bunu şeye hediye ettim sonra. Onların müzelerine. Jacques Camille mi? Jacques Camus vasıtasıyla müzelerine evet. hediye ettim. Jacques şimdi, Jacami çok değerli bir çok, insandı. Çok, Türkiye çok. Şimdi de, bir Türkiye çok hizmet etti. Evet. Ondan daha değerli Türk belki de evet. yoktur yani. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra... Rahmet Turgut Özal'ın sağ kolu. Evet. 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 Şeyde de e, Şarık Tar'a da öyleydi. Tar'a evet. da öyle, evet. Şimdi dedim ki bu kitabı Menderes'e hitap ederim dedim. Ve bunu bir kokteyl verdim. Ramada yeni açılmış. Bir sürü insan çağırdım. Sırf kokteyli, sırf bunun için mi? Bu kitabı tanıtıyorum. Ondan sonra açtım bunu. Açtım bunu. Dedim ki bakın dedim İstanbul'u kurtaran bu adamdır. Buna çok borcunuz vardır hepimizin dedim. Mustafa Kemal'e borcumuzu kat kat ödedik dedim. Tek borçlu olduğumuz bunlardır dedim. Abi toplantıda ses çıkmıyor. <laughs> <laughs> Kimse de hareket yok buz. <laughs> halbuki iş dünyası değil mi davetlerin çoğu? Ee, bir kısmı iş dünyası, bir kısmı bizde çalışanlar, bir kısmı basın. basın. Ses yok abi, ses yok. Neyse bundan sonra bu İmralı'da üç mezar dem yayını evini kurdum. Bunu Turhan Diligil çok değerli bir adam. Kas bunu seçim. hazırladı. Bu senin gösterdiğin şeylerin benzerleri var burada. İşte seçime gidileceği. Evet. Bütün bu şeyleri çürüten. çok güzel şeyler var burada. Ya muhteşem işler yaptı bu adamlar ya. Bak. Muhteşem işler yaptılar. Bak bu idam şeyi de var. Evet. Fotoğrafları da var. Hem Fatih Uşşuz'un hem şeyin. Hasan Polatkan. Hasan Polatkan'ın. Sonra şeyler var. Seçime gideceğiz. Şey. Evet. E, Tarkat komisyonunun şeyi görevi bitmiştir. Bak Tarkat komisyonu bir ayda vazifesini bitirdi. Bitirdi. Bak. Yolumuz seçim yoludur. Serbest seçim yoludur. Seçimi ilan ediyor Eskişehir'de. Eskişehir'de evet. E, çünkü bunlar hep bu lafları söylüyorlar. Diktatörlük yaptı. Bilmem o diktatör öyle mi olur? <laughs> Hayatınızda diktatör görmemişsiniz be. Menderes <laughs> <laughs> gibi diktatör olur mu Oğlum, ya? Evet. Zaten yasada da bütün demokrat partiler... Menderes diktatör olmak isteseydi bile olamazdı. Olamazdı. Karakteri bir, müsait karakteri Bu da Nazlı Alacak'la babasının bir fotoğrafı. Evet. Şimdi bu kitap... Keşke yeni bir baskısı yapılsa. Ya da dijitale ya. mi taşısak? Ben taşıyorum dijitale. Ya bu kitabı yayınladık. Tamam mı? Ve ben bu kitap yayınlandıktan sonra bomba etkisi yaratacak zannediyordum. <laughs> Benim prostat hikayesi gibi. <laughs> tamam mı? Bir iki hafta geçti. Nedir ulan satışlar? Gayet iyi gidiyor abi satışlar. Ne kadar sattınız? 5.000. Beş 5.000 bin. Beş bin bastık be ulan beş bin az. Koskoca Türkiye 5.000 çok iyi. O, i̇yi gidiyor de, diyenler doğru demiş. Ben bilmiyorum şimdi. Okulu okuma bu işte. O zaman. Abi biz bunu üstelik bak sen bakma buradaki bir zampajın güzelliğine bak. Burada ya benim çok katkım vardı. Herisine resim koydurttum. Ka kalın yaptırmadım. Açtım, gittim. Yani kolay okunsun diye burada benim e zekamı göstermek için yaptım yani. Turhan Bey'i çağırdım. Böyle böyle yapacağız diye bunların bir zampaj yaptık. Şimdi neyse. Dedik ki olan bu kitabı okusun millet. Tamam mı? Ne yapalım? O sırada sadece TRT var. TRT'ye bir ilan verelim dedik. 5 saniyelik bir ilan vereceğiz. 60 bin lira para istedi. O zamanın parası. O zamanın parası. 60 bin lira 1988'de ne ediyor? Veya 87'de dolar olarak. Şimdi ben Menderes'in güler yüzlü resmini şu resmi verdim. Sadece altta işte vatana hizmet edenlerin hazin sonu diye yazdım. Hazin sonunu kaldırdılar. abi. Onu da kaldırdı. Sansüre girdi. Hazin sonu yaz diyememişiz. TRT denen ki hiçbir kanun TRT denen... yoktu. yok tabii. TRT denen hazin sonu lafını kaldırıyorlar. Ulan sonu iyi mi? Bu yayınlandı. Benim 60 bin liram gitti. Satışlarda hiçbir tesiri olmadı. Bir de benden küfür geldi bol bol. Senin de satışım da, TRT'nin. <laughs> Türk lirası ile efendim 3,5 milyon TL'ye denk geliyor. 5 saniye 3,5 milyon TL istemişler bizden bugünün parasıyla. Nasıl geldi? Dolara mı vurdun? Araç var, bir tane uygulama var, oradan çözdük. Çok para vermişiz lan. Zaten TRT'ye ben çok gücüm biliyorsun yani. Biz parti olarak iktidar olsaydık ilk yıkacağım kapısına kilit vuracağım TRT'ydi. Hala pislik bir kuruluş. Var. Hala öyle de, hoşuma da gidiyor onun için söyleyeyim. Niye? Anlamadım. Niye? Ondan Allah'ın belası kuruluş var mı lan? İşte onu, onu soruyorum zaten ben de yani. Devlet... Anlatamıyorum. ay Ben Türk halkına mesela özel televizyonlara örnek veriyorum. O liberal ekonominin bir görüntüsü. TRT devletçi bir görüntü değil mi? Ulan karşılaş... Ayrıca TRT... Ka Karşılaştırın bak özel televizyonlar senden para istemiyor. Tamam mı? Devlete vergi veriyor. Reklamlardan otomatik zarar etse bile yüzde beş kesin pay alıyor. Ve sen zappingle istediğin özel televizyona geçebiliyorsun. Diğer taraftan TRT hükümetin borozanı, yalan haber, seni şeye iten haber ve elektrikten para alıyor senden. Telefon alınca alıyor. Bilmem radyo alınca bandrol ücreti. Televizyona bandrol ücreti alıyor. Ayrıca da devletten para alıyor ve sen bunu kutsuyorsun. Böyle bir hayır bizim şeylerde de sol takımda öyle. Evet. Sol ben. geri zaki, zekalı takımda TRT olunca şey oluyor. Bizim sol faşist demiştik ama efendim. Solda sol değerleri yok ki bizde. Faşizm değerleri var. Abi şeyin bak Türkiye'de liberal ekonominin devlet ekonomisinin en açık beyanı özel televizyonlar, özel radyolar. Sen TRT zamanında hiçbir Türk dizisinin Batı'da falan meşhur olduğunu duydun mu abi? Hayır. Türk dizileri kimin sayesinde parladı? Televizyonlar, özel televizyonlar. Evet. Peki şarkıcılar, markıcılar nasıl ortaya çıktı, meşhur evet, oldu? Evet. O da özel televizyonlar, özel yayınlar. Kaç yüz bin kişi para kazandı Bunda Özal Rahmetli Anadolu. Evet, bu işi Özal başlattı. Özal tam yapamadı. İşte oğlum, oğlu moğlu bir boşluk başlattı, buldu. Başlattı, Sonuçta başlattı. oldu. Sonuçta oldu. 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 Özal'ın tabii şeyi olumluydu bu konuda. Özal'ın hakkını yiyemem. Neyse bunu yayınladık. Bu dediğim gibi 5.000 ancak sattı. Hiçbir şey de olmadı. Cenazelerin naklinde de ben mahşeri kalabalık bekliyordum İstanbul'da. Onda ben de tercümanın genel müdürüydüm. Ben de onu bekliyordum maalesef. Utanç verici bir şey abi. Yani. Evet. Demirel orada şov yaptı. Demirel de adamlarını getirmeseydi çok az adam olacaktı. Ve ben zannettim ki Türkiye kopacak. Yer gök insan <laughs> inleyecek zannettim abi. O cenaze naklinde e, e, tukduzal yaptı. O yaptı tabii. Evet, Evren zamanında yapamadı. Yapamadı. Evren Cumhurbaşkanında yapamadı. 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 Ondan sonra yaptı evet. evet. Evrenin yaptı, zamanında sen. yapamadı. Şimdi Fatih Rüştü Zorlu'nun e, heykelini diktik epeydir orada. Millet de onu benim heykelim zannediyor geri zekalar. <laughs> Adını koymamışız orada. Ulan ben Fatih Rüştü Zorlu benden daha ileri yarı, daha yakışıklı bir adamdı. Sen hazırlıyor musun onu şeylerini? Biz başladık, baş başladık, Ne zaman konacak onu Fatih Öncü zorla? Bugün verdiler. Birkaç gün alırız, haftaya alırız içeri tamam. Şimdi 16'sında... Nerede heykeli? Sen görmedin mi heykeli? Yok tabii göreyim. hey, yani. Ben ya, heykelden bahsediyor da yerini bilmiyorum <laughs> ki. ben orada ya sana şimdi tamam. gösteririm. Şimdi programdan sonra gösteririm. Tamam. <laughs> şimdi... Ben Fatih Nuşi Zorlu'nun hikayesini okuyunca... Bunun... Bu İyi bir aile çocuğu, çok başarılı eğitim görmüş. Hariciye de çok başarılı. O zamanki Hariciye vekili kızını buna vermiş. Atatürk'ün Hariciye vekili kendi. Evet. Uzun süre Hariciye vekilli yaptı. Tevfik Rüştü Aras. Heh. Bunun nişanını Atatürk Ankara Palas'ta yapıyor. Atatürk yapıyor, dikkat et. Düğününü de Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk yapıyor. Ve bu adamı Atatürkçüler idam ettiler işkenceyle. <laughs> Şimdi bu aynı zamanda dış işlerinde bir yıldız. Sana söylediğim gibi 46'dan sonra da bütün batı ilişkilerinde bu önde. Mehmet Barlas anlatmıştı. Onun babası Cemil Sait Barlas, Barlas. bir ara bakanlık yapmış. Evet CHP'nin bakanıydı. Ha. Bakanlık yaparken bu Marshall Planı yardımları var ya e, liste vereceksin ki ona göre biz liste hazırlayamıyoruz yani Amerikalılar vermek istiyor sen bir şey hazırlayamıyorsun. İhtiyacım yani şu diyemiyorsun. Orada Fatih işi zorluymuş. Bütün o listeleri yapan onu isteyen bunu ne isteyeceksin alacaksın abi bir an evvel. Amerika bedava veriyor sana. Yani öyle bir tarım göstereceksin ki adam sana 10 bin traktör verecek veya 50 bin traktör verecek. Yoksa ben tarımı şurada yapıyorum desen 200 traktör verir. O da kendine göre bir hesap yapıyor. Fatih Nurzuhurlu orada da çok büyük bir hizmeti var. Sonra Fatih Nurzuhurlu işte 54 sonrası Dışişleri Bakanı oldu. Ve o sırada Kıbrıs sorununu müthiş bir şekilde çözdü. Yani inanılmaz gizli diplomasi. Önce İngilizleri ikna etti. Çünkü biz NATO'da çok güçlü bir ülkeydik. Amerika, İngiltere'den sonra Türkiye'ye geliyordu düşün. Ya yani burada da İngilizler, İngiliz kolonisi burası. İşte o sırada Yunanlılar Enosis istiyor ve o sırada da popüler olan şey halk oylamasıyla bağımsızlık. Self determinasyon. Evet. Popüler olan o. o. Şimdi sen self determinasyon versen Kıbrıs'a ne olur? Rum, Rum, ülkesi yok, Rumlar gelir. Ha, çoğunluk o kadar olur. basit yani. Evet. Sen %25 nüfusun var. sen de azınlık hakların olur. Kardeşim bu adam müthiş bir çalışma yaptı. Birleşmiş Milletler'de çok galiba 58'de çok en, önemli bir e, oylama oluyor. Self determinasyonla ilgili. Ve o kadar ikna edici konuşma yapıyor ki aleyhte çıkıyor self determinasyon şeyi. O sırada Averov boynu bükük, bunu daha evvel anlattım ama tekrar etmekte yarar var. Yürüyor koridorda. Bu gidiyor, elini omuzuna atıyor. İşte bildiği birkaç Yunanca'yla, ya kardeş ya boş ver olur böyle şeyler deyip beraber meyhaneye gidiyorlar. Bak şimdi, insanlar. Beraber meyhaneye gidiyorlar ve savaş oluyorlar ikisi de. Diyorlar ki ya bunu biz kendi aramızda bunu bir halledelim. Orada başlıyor. Karaman liste yatıyor bu işe yavaş yavaş. Diyorlar ki ya burada bağımsız bir cumhuriyet olsun ama Türklerin de hakkı korunsun. Yüzde otuz bak. bütün başkan Türkler azınlık tutuyor. statüsü değil. Değil, ortaklık statüsü. Sharing, yani sharing power yapıyorlar. Evet. İşte Türk askeri <laughs> burada gelmesi, şusu busu. Yani Kıbrıs'ı kurtaran, Kıbrıs'ın gerçek kurtarıcısı Fatih Üçlü Zorlu'dur. Ben buraya geldiğim zaman, daha evvel de gelmiştim ama daha evvel gelişlerim palavraydı. Bir 96'da geldim ilk büyük yatırımı yaptığımızda. Denktaş'la görüşüyoruz rahmetli. O da çok değerli bir adamdı. Ona dedim ki ya ne biçim adamsınız dedim ya. Soruyor ne niye? Burada dedi ne Menderes ne Fatih Üniversitesi'nin görüyorum burada dedim. Başladı bana bunları ne kadar sevdiğini anlatmaya. De ben onu çok severim. Bana anlatma bunlar ulan dedim. Askerden korkuyor. <laughs> bana bunları anlatma diyorum lan. Buraya bir Fatih Mesut Zorlu ve oradan gıcığım ben Kıbrıslılara. Ve hepsine söyledim. Gelen bütün yönetimlere olan bir de Kıbrıs meselesi anlatılırken yazılar yazıyor bunlar. Fatih Mesut es geçiyorlar. Ulan burayı kurtaran sadece ve sadece Fatih Mesut Zorlu'dur. O olmasaydı böyle bir cumhuriyet kurulamazdı. Türkiye'nin böyle bir müdahale hakkı olmazdı. olmazdı. Garantör sıfatını ya, Biz şimdi mesela Irak'a müdahale ediyor muyuz? Irak'a alıyor muyuz? Yok. Batı Trakya'da Türkler var alıyor muyuz? Hayır. Niye? Bu sayede. Fatih Üçü Zorlu sayesinde burada KKTC diye bir devlet, bağımsız devlet var ve Türkler de burada. Burada olmasaydı Türkler yoktu. Adalarda olduğu gibi Rumlar bizi postalayacaktı buradan. Ya yüzde beş civarında süfli işlere bakan, ayak işlerini yapan bir Türk takımı olacaktı. Onun için ben bunlara gıcık olduğum için bu heykelin açılışına bunlardan hiç kimseyi davet etmeyeceğim. Resmi şeyden. Belki karar değişir Belki burayı başbakan. makasla. Başbakan Yok kesme, kesme kesme kesme. Tamam, kesme. O kararımı verdim davet etmeyeceğim. Sadece... Başbakan da mı? Hayır başbakan da vazgeçtim abi. Ona karşı onu davet edince o niye et, etmedi onu olacak. Ben şeye de davet etmedim ya. Sen... Hayır, Kenarlı Evren ya bizim yet, yet 89'la İlkbahar'da Netsel Marina açılıyor. Tamam mı? O zaman Akdeniz'in en güzel marinasını açıyoruz. Parlas Güntay'da onun yönetim kurulu başkanı. Bana bir açılış şeyi getirdi. Baş konuşmacı Kenan Evren. Ne dedim? Bu Kenan Evren. <laughs> Yapmayın açılışı. İptal ettim. Açılış yapılmadı <laughs> Kenan Evren e açılış yaptıracağım ben şeyde. Marmaris marinasında. Yani bunları da bilhassa çağırmayacağım. Bilsinler niye çağırmadığımı. Tamam mı? Bilsinler ki böyle bir tepkim var yani. Yahu bir şey okuyorum. NATO üyesi Norveçli değil mi eskiden? Ha, Norveç Dışişleri Bakanı hatıratı. Ne anlatıyor orada biliyor musun? Biz diyor NATO Dışişleri Bakanları olarak toplantımızda diyor bir mesele konuşulurken diyor karar kararsız kaldığımızda bir John Foster Dulles'a bakardık diyor. Amerika'da evet. John Foster Dallas çok güçlü bir dışişleri bakanıydı. Amerika'da havaalanı var adına. Evet. Ve o yani başkandan sonra gelen ikinci adamdı yani çok etkili. Bir de diyor Fatih Nüşuzoğlu'ya bakar. Öyle mi? Diyor. Evet. Eğer diyor Fatih Nüşuzoğlu'nun yüzü ekşiyse diyor yanaşmazdık. Sonra bizi diyor şey yapardı paylardı diyor. Çıkardı niye böyle yaptınız Bu diye azarlardı diyor. Bunu söylüyor ya. Evet hatıratında yazıyor. Hmm. Karakter olarak güçlü bir karakter bu. Tabii. Yani adam oturduğu yerden ötekiler diyorlar ki ulan bu bir, bir Foster Dallas'a bakalım. Bir de bu herife bakalım. Bunlar ikisi olumluysa biz de olumsuz. da biz de olumsuz. Şahsiyeti görüyor musun? Evet. Şahsiyet. İnsan kahroluyor tabii. Ee, bu şeyi açacağız. Her 16 Eylül'de de orada önde ufak bir yer yapacaksınız. Oraya bir kırmızı gül koyacağız. Öyle fazla törene gerek yok. Çünkü acıklı bir gün. Ben de bazen kendime kızıyorum böyle acıklı şeyleri şey yaparak Yok bundan yok bundan bilinmesi lazım. İdam konusunu çıkardık webdeki hikayede. Web sitesini çıkardık. Değil evet idam koymadık konusunu. oraya. Netice yazmadık orasına kadar. Ya, ya zaten bütün istiyor. batı dünyası hayret etti bizim bu idamlara biliyor musun? Evet. Nasıl yaparsınız bunu bir adam ya? Ya annesine yazdığı bir mektup var. Ben yazı yazılarken okun onu okudum. Yere yani engel olamadım, ağladım ben. Kimin yazdı? Fa, Fatih Üçlü Zorlu'nun annesine a, annesi gönderdiği a, mektup haydi. Güzide Zorlu. Çok e, üzünlü bir mektuptu. param parça etti <laughs> beni. Ve çıkarma kararı verdim. Koymadım içine o, o kısmı. O mektup bana geçsene. Çok o mektup belgedir ama onu getir ben de göreyim ya. Ben de göreyim. Ya bu adamları hatırlamak lazım yelekle yad etmek lazım. Ben şimdi muhakkak, ben muhakkak. şimdi hala yazsaadayım defa denleri 27 Mayıs İmdefa edenleri görünce tabii çok sinirleniyorum ya. Çünkü belgeler kaç 70 sene 60 sene geçmiş. 64 sene geçmiş. Artık Bütün tarih... olaylar ortaya çıkmış. Boynunda ip. Evet. Ve evet. Dediğim gibi ben hep ona şey yapıyorum yani. İhtilal günü, ertesi gün olabilir. İnsanlar kurşuna dizilir, öldürülür. Artık her şey öğrenilmiş. Yani biliyorsunuz. Ya o şey meselesi var biliyor musun? Bu suistimalle ilgili dava açmışlar ya bütün hepsine. Evet. Şey diyor ki... Ali İpar davası. Ali İpar değil genel olarak suistimal Hı. diye. Fatih Üçüzoğlu diyor ki lütfen ölmeden evvel bu dava bitsin diyor. Ben bu şaibeyle ölmek istemem diyor. Asıldıktan sonra o davadan beraat etti. Bunu kayda muhakkak adam bu çok önemli ben bilmiyorum. Bak asılmadan evvel diyor ki şu dava davayı bitirin diyor. Ondan sonra asın beni diyor. Yani asılacağını biliyor zaten. İdam istemiş zaten Egesel bilmem ne. Diyor ki bu bitsin diyor. Abi o dava bitmedi. Bunlar asıldı. Ondan sonra dava da hepsi beraat etti. Çünkü hiçbir şey yok ortada. O kadar iftira atmışlar ki. İpar mipar değil. Şu apartman onun şuradan komisyon yok bir şey. Ya Hasan Esat Şık ne diyor? cesat Nasıl cesin mesela bana net holding başkanı olarak biri bir şirketle ilgili bir şey cesaret edebilir mi? Bir şey <laughs> etmeye. Hasan Esat ne diyor? Hasan Esat böyle bir şeyi kimse cesaret edemez diyor. Bırakın diyor şu adamayı kimse söylemeye cesaret edemez diyor. Fatih Hızoğlu böyle bir adamdı ya. Zaten Hı. zengin adam. Cemal Gürsel'in bir lafı daha var. O kadar ustaca çalmışlar ki bir şey bulamadık diyor. Aptala bak. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ustaca yapıldığını bilmiyordum ki ya. Bir şey bulamadık diyor. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Türkiye 27 Mayıs'la günümüze kadar devam eden demokrasinin hançerlenmesi hukukun hançerlenmesi, milli iradenin hançerlenmesi sürecinin ana sebebidir. İzleyen darbelerin, izleyen gerilla savaşı yapıyoruz diye terör hareketlerinin hepsinin başlangıcı 27 Mayıs. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü, hür ve serbest seçimler, fikir ve ifade hürriyeti, Türkiye'nin önünü aydınlatacak ışıklar bunlardır. Sayın Besim Tüba da bu programa katıldığı için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Taç. Güzel programdı.